Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alih ve sahbihi ve men vela. İbn Acibe'nin İkazul Himem fi şerhil hikem hikmetlerine, yani şarhıda himmetlerine uygatış diyen eserlerini okuyakendik. Birinci hikmetine örgendik, ikinci hikmetke kigendik. İbn Ataullah Sekenderi etediler ki ikinci hikmette إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية برنش حكمة من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل بندنين أوزنين أماليك تانيكنين علامات لردندر Hata sadır bugün de ondan. Allah Subhanahu ve Taala'dan bugün umudinin kemeyip kalış. Mesela takvada yürüp, ibadette yürüp, yaxşı yürgen peyitte Allah Taala'dan kette kette nesalarını soruşka sorab yürgen adam, ya ki Allah'dan ümit kılıp yürgen adam, birden bir ayağı tayılıp, natoğru iş koysa, Allah Subhanahu ve Taala'dan dua kılışka, ya ki soruşka, ya ki onu ondan bir insanı ümit kılışka himmeti paslap kalsa demek ki o kişi amelge tayyekenli alamet şu. Çünkü o ben zor amel kılıyıp ben sonrasan boled diyekken boledi. Yani ki o şey amelge tayyekken boled. Yok o amelge emez. Belki Allah'ın pazlige tayyengen adam hata üstüde hem hata kılıyken bulsa hem Allah'ın merhametinden ümidini üzmeydi. Yine Allah'dan sonraki himmeti belentüledi. Bu yerde o kişi etmekçi bugün nokta birinci hikmette. Ben de uzun ameliyge tayin yaptı, tayinme yaptı. Kaydan bir teşhis koysa bu dedi deyse uzun da kalesin. Eğer o şey ibadetleri yakışı bulup, ameli yakışı obturken payıttı umidi köp bulup, ameli pasaygen payıttı umidi paslese demek bu adam ameliyge tayin yaptı. Halbuki ben de ameliyge tayin işi yaraksızdır, natoğrudur. Çünkü ben de ameli bilen Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurundan birer bir merseni kesip kılış ki haklı bulalmaydı. Meyi ki birse atasındandır, uzunu fazlidendir. Şundayken o fazl, o ata bendeni ameliye bağlanıp koyamaz. Belki Allah'ın uzunu fazlı bilen bulu uğradı. Biri uğradı, biri diyen. Doğru, bendelerini ameliye şu aldığın günüme de hikmette etkenimizdik. Yaxşı amel qilganingiz uchun cennet, sabr qilganingiz uchun falan de mükafatlaşını mukabil koygen ne etken? Allah Ta'ala mukabil koygen. Özü haqlı degani emas u. Sen namaz okuyanınız için, sabır qilganingiz için, nefsinizi tiyganingiz için, sizge cennetke, cennetin nimetleri verildi, merhamet. Bima kuntum ta'malu bima sabartum, fe ni'me uqubat dar deyip etken de, bima sabartum, qilgan sabrinizi evazige deyip etken. Bu bendelerini erkeletiş için, ularını bir köyünü kurtarış için ve Allah Teala özü mukabil kılıp koyup koyan için vaada sıfatı koyup koyan. Bunu misal tarikası da hem etkendik yani falan mesela ünü süpürsen senge bütün başına veremem deyiz. Kız izge o ünü süpürüş başına ki haklı işmez o beş dinge biter diyen iş. Siz mukabil koyup koyan siz o mukabil koyganınızı özü fazil aslında. Şunu kıyan amelige koyarken mukabilinizini miqdorini amalga solishtiradigan bo'lsa o'zi asli muqobil bo'la olmasligi kerak. Yoki supurganinga men senga falon katta xorini beraman degandek gap. Uy supurganiga asli bunaqa deydigan bo'lsangiz, nari borsa o'zini toza o'tirgani kifoya qiladi o'sha mukofot sifatida. Yoki 5 ming berib qo'ysangiz, o'sha kifoya qilishi mumkin. Yo'q, unga bitta hovli berayotgan bo'lsa qanaqa bo'ladi? O'sha muqobil qo'yayotganini o'zida fazil bor. Şunun için ben de amelini kıyan payeti de, bir amelini kıyan payeti de evaziye Allah-u Teala beledi, birisini ümit kıladı. Lakin o haklar bulunmaz, Allah-u Teala onu haklı körüp beliyken bile. Binaenaleyh, ben de amelge teyin olmayıydı. Çünkü o mukabilini uzun hem fazilden ibaret. Hakdarlık denmez. Yani benden hakdarlık denmez, belki Allah'ın fazilden ibaret. Şundayken o amelge teyin olmayıydı. Demek insan mabada ayağı tayılıp bu günah koysa hem Allah Teala'dan umidi feslemesi gerekiyor. Allah'ın fazli kim?
Allah Teala'nın fazlidendir hemmesi. Allah Teala'ya keçir varış hiç istemez, ata kılışa hiç istemez. Ben de şunun için emelge teyemmese onu himmeti belen türledi. Şimdi bu diyen günahını kılıp, batıp, fasık bulup, dua kılıyor, tavır diyen demez. Bir kişi mesela diyelik günahta yürüptü de Allah Teala'dan kâhâta cennet, kâhâta derecelerden sonra yaptı. O adam himmeti belen değil miydi? O adam arzumen değil. Bu yüzden ecret varış gerek farkının. Me amelimi teyemmimen günah kısmını Allah beri aladı. Dip durup, hala günahını kılıp Allah Teala'da hala gönlüsesini soruşu Allah'ın adaletiyle doğru kemiydi. Çünkü o asiyini mükafatlese itaatliğini mükafatlayan bilen bir kıl. Kılıp fazla. Lekin o şu vakitini özü de itaat kıyan gibi zulüm kıyan kıladı. Eğer iki asiyini teyemmi kıyısa. Çünkü Allah Teala kul hel yestevil amel basir kürbülen gözü açık teyemmi oladı mı? Em hel yestevil lezine em hasibel lezine ya'malune seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilu salihat. Yaman iş kılıyken adamlar salih amel kıyanlar bile onların tenk koyuşumuzu öyle dediler. Yok, bu oluşu mümkün olmaz. Sa'a ma yahkumun ne kadar yaman hüküm kıladılar. Bu yedi acilet var iş kılıyken. Allah'ın fazlığa tayin iş kılıyken amelge tayinmeyen adam günah koysa hem Allah Ta'ala'dan ümidi pesemeydiyken deyip durup hahlagan işini kılıp Allah'dan kâht ümit kılıp yürüyüş doğru buladım. Yok, doğru olmaz. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın adaletine karşı duruş. Bu fakat ham hayalından başka narsa emas. Ama bu yerde aytilayotgan narsa bu yerde irade qilingan, hikmatli irade qilingan ma'no. Amal qilgin, amalinga tayanmagin demoqchi xolos. Mabodo oyog'ing toyilib bir xato sendan sodir bo'lsa, himmating yoki Alloh taolodan bo'lgan umiding pastlab ketmasin. Ki pastlab ketadigan bo'lsa, unda amalinga tayanib qolib qolasan. Degan ma'noda. Bunga misol tariqasida Sulaymon alayhissalomni hikoyalarini aytilgan. O alqayna ala kursiyihi jasadan da murad o'zlarini tanalari degan ba'zi mufassirlar. Ba'zilar siqt ya'ni chala tug'ilgan bola deb aytishgan. U kishi nima bo'lgan? Asr namozini o'qimasdan otlarini talab ularni bir parvarishlash bilan band bo'lib quyosh botib qoladi. Namoz erdan chiqib qoladi. Şu namazım esnen çıkışıya sebep ben şu atlar bilen meşgul olgan. O cihatı yaş görgen o için atlar da yaş görgenler. Şöyle bilen ben top kapman. Yani maksat kalıp vasıta bilen ben top kapman diyenler. Ula vasıta yok. Allah'ın zikirinden beni çarğıtıp koydu diyenler de o şeylerin hepsini kurbanlı kıyanlar. Bir tefsirde. Fatafika meshenden muran kurbanlı kıyan dedi. Dayan ki kalbeden o şey narsaga bo'lgan bog'liqlikni uzib tashlash uchun. Shunda keyin Alloh taolo u kishini biz sinadik deydi. Sulaymonni biz sinadik. Va alqayna ala kursiyihi jasadan. Uni kursisiga, ya'ni taxtiga bir jasadni uloqtirib tashlab qo'ydik. Summa anab keyin u qaytdi Allohga qaytdi yana. Shunda u kishi Robbi g'firli ey Alloh meni kechirgunu va habli mulkan. Ve menge şimdi bir mülk padişahlık bilgin ki la yenbeği li ahadimim. Menden ki birer kişiye rava bulmasın o iş. Menden ki birer kişiye verilmeydigen katta bir padişahlık mülk başkaru kuvvetini bilgin. Dip dua kıldı. Şöyle de demek ki şu duanı kıldılar. Demek ki şu makamda kıldılar. Kendi ekildi şu nerse. Dese ulamalar ve alqayna ala kursiyihi de ve alqayna hu zamir hazır bugün deydi. Onu uzunlu tahtının üstünde bir ceset kılıp taşıp koyduk. Yani kolu ayağını hareketlendiremeydiğim bu kadar. Taht üstü oturduğun halatı da kolunu ayağını hareketlendiremeydiğim halde cansız halde taşıp koyduk göğen ki. Şalk koyduk yani. Şalup kaldı. Nemege bunda kılıp imtihan kıldık. Elçiler ki Süleyman Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala kette mülk, kette padişahlık verip kuvveti yetik bugünden kalplerinden otken eken ki bana bu ne kadar bir kette hüküm benim için hazır bir devirde önce münçesi de bulması gerek. Özler tenes deyip kuvvet, akıl deyip kuvvet, başka ruh deyip kuvvet. Şu özüge nisbeten baha ötüp koyan eken. Şimdi Allah Ta'ala kol ayağını şalkı koydu deyip. O senin devlette, memlekette başka yapsan, o biz veriyen kuvvet bunun hemen. Eğer biz ab koysak, la havle ve la kuvvete illa billah,
Allah'tan başka da kuvvet yok. Biz alıp koyduğumuz şey memleketimiz, belmağı yine kımıldatamayız. Küfür yine kalkamayız. Kaçan ki uzlarını o şu halette görgenleri de bak, berçe kuvvetler Allah subhanahu ve ta'ala'nın uzdi ikenliği emin bugünler ilgilerden yakın kuşlu yokken. Lekin benden kalbine bir hatır ki halas. O şu hatır hemese yuğulup gitken ve haliki yakın tuğla ziyade bugün yine. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kuvveti bütün dünyanın yürütüyorkenini kayta kıskı gelirler. De ki Rabbim keçirgen de gelirler. Allah Teala keçirgen. Keyin o şey hatanı ortadan keçirim sorup durup keyin yeni hem kette parçalı soru gelirler. Parvardı ya hemen o zindene gelin. Benden mesela gelin. Bunlar hep kettesini verir. Aldım mesela hemen malum hududda olsa. Benden ki hiç kimse verilmedi ya mülklerini verdim ben. Diyordu ki Allah Teala dedi ki biz verdik. Fesakharna lehu ruh. O şamallayan bozum Türk koydu. Ne fakat insan cilen. Şamallam onun hizmet kıladı yankı koydu. Tecrübe bi emrihi. Onu ondan çapka çaptan iş onge şarktan garipke garipten şarkı eskin dese şamalam onu etken bile istedim yok kal. Şu derecede onge biz kainatını başkarış kuvvetini verdik. Şunun için Ali'ye Bilkis'in tahtına apkeli şikayesi de Sure-i Nemil'de zamanının nisbiliği aitilgen adli insanların zaman birliği ifritke nisbeten zaman ve ellezî indehu ilmu min el kitab. Kitaptan ilim verilgen kişi. Kitaptan ilmi var kişi. Üçte birlik var. Adi adamların ki mesela o kişi Filistin'de, Bilkis Yemen'de bulsa sebebi Filistin'den Yemen'e barış. Mesela şu vakitte kapitali yoldur, bir aylı yoldur, tüyede. Barıp tahtı yükler Bilkis'in kasırından. Yine kayıt Filistin'e kap giriş. Kapta olsa barda geldiyse bir ay buladı. Buraya bosa vardı geldi iki ay böyle mesafenin bir tamamı. Adli, siz bilen biz koşuyan o şu devirdeki adli insanların tezliğiydi. Bilkis üyadan tahtı kuplab, kasırını tahtını, taht kasırdı içinde, kasırını kuplab yurgu çıkan böyle. O adli tezlik kipa yakamıyor çünkü Süleyman Aleyhisselam'dan var günçü kip oladı. Filistin'de, Yemen'de var günçü. Demek en kemede iki beraber tezlik gerek. Bana ap gelişke, Bilkis'ten eyyüküm mi'etini bi'arşihe. Şu bir kısa tahtını kim yap kirledi dediğinde bu yerde türgenli adli insanlar türgede bana kirleş ki ölgüm edin. Kable ni etuni ona kirleşinden aldım. Şimdi ifrit türü verdi ki cinlerini tayfalardan bittiyse bak kuvveti ben yap kirlemen oğrunizden türgünizce. Oğrunizden türgünizce dediğinde o kişi Süleyman Aleyhisselam etelim namazda okup zikirde kalıp çarşıyahını birinci peyde çıkıp tahtı çarşı kalkıya şu oturgenler. Rahmetül Kübra dediğimiz hazır bir 11 gece. Oturgenler de ki özlerine şahsi işler diye ötüketkenler. Ertelepte işte gelin halas bu. Tahtta oturuş peytiler. Baş tahttan türgün üstü diye. Öşü yaptı mesela saat 10'da etken bu sefer 11 gece 1 saat. 9'da etken bu sefer 11 gece 2 saat. Tahini şuna kadar yap etken. Şu tahttan iş vakti suya gönçe diye. İş vakti suya gönçe yap gibi hemen yani filiydi. Belki 5 dakika 10'da etken olsalar 5 dakika 11'de. 11 geçe 5 bin tepki veremem diyen buladı. Allah buladı yani. Lakin hazır iş vakti tüya kuali yaptı tüya kuali yaptı tüya kuali yaptı. En tekuma min mekami. Kim şimdi ilim verilgen kişi Bel'am deyişken bir rivayette o şey rahiblerden bugün min küpürü gizli kuali yaptı kuali yaptı diyen. Ve lippe tepki kuali. Felemme ra'ahu mustakirran indi. Kaçan ki aldılar da o şey tahtını turganlık örgenlerden ki bu Rabbimin fazledir, beni sinleşke bir dedi geldi. Şu ikinci sınav bugün. Herkes birinci sınav. İbtila. Sınavlarda bugün olsa gerek lakin şu mevzuda. Yani kuvvette. Şunda her şey ilim verilgen kişi digende köp ulamalar Süleyman Aleyhisselam ozu diye. İrada kılınken mana ozu diye. Çünkü liyebluveni digenden şu düşünülen değişken. Menesinden şu için bir. Hatta cinde başka da yok kuvvet, o kişi de bugün. Ana şu derecelerdeki kuvvetinin mülkünü Allah subhanahu ve ta'ala o kişiye bilgen. Nur tezliği de tez bu olaydı. Diyor ki çünkü yakın tezlik olaydı da o. Belki nur tezliği bugündür. O tekette tezlik, Şamal'dan tez de o. Köz yum başkınca Yemen'den Filistin'e yapıyor bu iş. Kipi kapınca. Oysa kuvvet İlim verilgen kişi diyorlar. Demek ki o kainatını başkaru ilmi ne fakat insanların yok.
balki borliqni degi bir qancha shu kavniy qonunlar bor, qonuniyatlar bor, dunyo qonuniyatlari, ya'ni fizik qonuniyatlar. Shularda ham olim bo'lganlar. Shuning uchun bir lahzada olib kelib qo'yganlar. Mana shu quvvatni ikkinchi marta shu o'zlarida ko'rganlarida keyin liyabluvani, meni sinashga berdi Robbimni fazli deganlar. Oldingisida so'raganlar. Oldingi imtihondan keyin so'raganlar. Shu yerda biz aytmoqchi bo'lgan narsa, bu kishi bir toyilgan paytlarida, ya'ni o'z bir xato o'tgan paytda umidsizlikka tushmadilar, balki yana ham so'rovlari, umidlari kattayib ketdi. Bitta misol shu. Ya'ni rajoni kamaymasligi. Banda zallaga toyilishga ro'para bo'lgan payt. Shu gapni aytdilar. Endi bu bundan keyingi ikkinchi hikmat, endi hozir iroda to'kat tajrid. Kishi amalga tayanmas ekan, amal sabablardan bittasi. Demak, mutlaqo birorta sababga tayanmasinmi degan savol bo'ladi. Ana endi javob beradiki, yo'q. U har kim o'zining maqomidan kelib chiqib qiladi. Qalbingizda tayanmasligingiz boshqa narsa, lekin amaliyotda qo'llashda tayanmaslik boshqa narsa. Qalbingizda sabab kishisi ham, tajrid kishisi ham qalbida sababga tayanishi mumkin emas. Ammo amaliyotda qo'llashga kelganda tajrid ahli sababni qo'llamaydi. Sabab ahli sababni qo'llaydi. Shunga aytibdilarki, tajrid sen agar Alloh subhanahu va taolo seni sababga qo'yib qo'ygani holda tajridni istaydigan bo'lsang, Alloh seni sababga qo'yib qo'ygani holda tajridni istashliging maxfiy bir shahvatdandir. Alloh seni tajridga qo'yib qo'ygan holda sababni istashing oliy himmatdan pastga tushishdir. Himmatni pastga tushishdir ya'ni dedilar. Endi tajrid bu kishi hozir shuni tajrid nima va hokazo sharhlaydilar. Ibn Ajiban o'zlar. Qultu aytadilarki, at-tajridu fil lugha huwa at-takshitu wal izala. Takshit degani taqshir degan. Masalan, shilish degan. Izala ketkazish. Tajrid degan nima degan? Lug'atda asl ma'nosi bir narsani shilish, ketkazish, tozalash degan ma'noni bildiradi. Masalan, jarratu thawba desiz, kiyimni tajrid qildim desiz, kiyimni yechib yubordim degani bo'ladi. Yoyinki tajarrada fulan. Falonchi tajarrud qildi, tajrid qildi o'zidan desa, kiyimini yechdi degani bo'ladi. Ya'ni bir narsani ketkazish, bir narsani yo'q qilishga keladi. Ishlatiladi. Vajarratul jilda desa, jildni tajrid qildim, terini tajrid qildim desa, terini tukini shildim. Ya'ni oshladim degani bo'ladi. Bu lug'atdagi ma'nosi. Tajrid demak bir narsani ketkazish, bir narsadan xoli bo'lishni bildiradi. Tajrid. Xoli qilishni bildiradi. Endi istilohda nima deyiladi tasavvufda desa, va amma inda sufiyya fa huwa ala thalathati aqsam. Endi sufiylarning nazdida 3 qism bo'ladi tajrid. Tajrid. Bir narsadan xoli bo'lish degan ma'noni bildiradi, lekin tasavvufda o'ziga xos ma'nosi bor. 3 qism bo'ladi. Zohir tajridi yoki zohir tajarrud yoki tajrid ikkalasi ham bo'ladi. Zohiriy tajrid, botiniy tajrid, zohiru botin tajridi ikkalasi qo'shilgan. Zohirda tajridi qanaqa bo'ladi desa, huwa tarkul asbabi dunyaviyya va harq va kharqul avaidil jismaniyya. Dunyaviy sabablarni tark qilish va jismoniy odatlarni buzish. Inson bir narsalarga o'rgangan bo'lsa, o'sha odatlardan ketishi va zohiriy dunyoviy sabablardan ketishi sababga qo'l urmaydi. Alloh taolodan unga nima kelsa, o'shinga muntazib bo'lib turaveradi. Xo'p, bu bitta tafsir, hozir ikkinchisi ham keladi. İkincisi batini tajrid deyiladi. Tarkul alaiqin nafsaniyya wal avaiqil vahmiyya. O insanın nafsidagi aloqalar bor. Turli nafs narsalarga nafsimiz bog'lanib qo'ygan bo'ladi. Qanaqadir masalan bir kishi ko'p gapirishga, bir kishi ko'proq uxlashga misol uchun. Yana biroq ko'proq yeyishga, nimagadir yoki kimlargadir bir inson bilan birga bo'lishga masalan. Shu narsalarga nafsimiz bog'lanib qo'ygan bo'ladi. Yoki vahmiy to'siqlar bo'ladi. Avoyiq degani to'siqlar. Vahmiy to'siq degani asli to'siq bo'lmagan, sizga to'siq bo'lib ko'rinadigan narsalar.
Yani mesela tecridi yapırsa ya ki başka bir ali bir makamdan ya bir emelden yapırsa vay bu kıyın diye oynaymışsın. Misal için. O şey vahm insanın hayalinde tosuk bulup görüngen narsalar var. Ben bu narsadan keçiyorum ben, ya ben bu narsadan kılamıyım ben, yani ki bu narsadan kılış kıyın diyen. Tol bazı narsalar kıyın buluşu mümkün, lakin göğe imkansız değil, tosuk değil görünür. O şey vahm diye insanın hayalı diye aslı vakıda bu megen tosuklar var. O şey narsalarını terk kılış, batında. Bu batındaki tecrid böyle. Şimdi ikilesinden tecrid olsa terkul alaikil batiniye vel avaidil cismaniye. Batında ne kadar kişi bağlangan olsa kalbi bir neselerde Allah'tan başka ne melerde ki bağlangan olsa hamasından üzülüş ve cismi adetlengen neselerden geçiş. Bana şu batının zahırını koşup tecridi hasıl bu yani bu. Av de etikeler ikinci tarif bu. Bu birincisi İstilahi tarifinin birincisi. Yani batında bağlanıp kalbe bağlanan nerselerden geçiş. Allah'tan başka cismi adetlenen nerselerden geçiş. Cismi adetlenen diyen hem adetmez. O yiyeceğim içeceğim diyen demez o. O şeriatki hılaf adetlerine etmek için böyle. Yani ki lehu bugün adetler. Allah'ın zikriden tosa diyen nerselerini irade kılınır. Adette. Şimdi bu bir tefsiri. İkincisi ev. Yakat şimdi çünkü tecridu'l-zahir huve terku kulli ma yeşgalu el-cevarihe an taatillah. Mesela ikinci tarif mükemmel rak ve tınık rak, anık rak. Ben şunu tarif edip asıya bulayım. Zahir tecridini mi dese azalarını Allah subhanahu ve ta'ala'nın taatinden meşgul kıladigen nerselerden azalarını halık kılış. Mesela tilini zikirden tosuşu mümkün bugün nerseler var. Tilini oşandan tazalaş. Günahlarda elbette ette kaçın. Günah çünkü günah kılınsa Allah'ın taatinden çıkan buladım til. Yani gıybet kısa mesela. Taattan çıkan buladım demek gıybet Allah'ın taatinden tosuşudur tiline. Yani ki lağu behuda nerseler bilen köp meşgul buluş. Onge lazım bugün zikirlerden tosadı mı? Demek ki hem taattan tosuş bula. Köz de hem şu, kulağı da hem şu, kol da hem şu, fikirde hem azalarda hem şu, zahiri azalar. Cevarih yani zahiri azalar. Kişi azaları da Allah subhanahu ve ta'ala'nın taatını, emrini beceriş gerek. Şundan tosu için derslerler var. O şey derslerden azanı tazalaş azalarını zahiri tecrid ile. Közünü günahdan tiyiş ve lağudan tiyiş. Kulağını günahdan tiyiş ve lağudan tiyiş. Tilini günahdan tiyiş ve lağudan tiyiş. Şu. Ameli kolle diyen basit. Şunu tecrid diye geçiş yaptı. Ama batınlı ki terku kulli ma yeşgalul kalbe anil huduri ma Allah. Kalbini Allah subhanahu ve teala bilen hazır buluşundan tosa diyen derslerden halı kılış. Yani Allah'ın zikriye kalbini meşgul kullanan desiz. Kalbini Allah'ın zikriden çalgı tuşu nerseler var. Bir kerçi hayaller var mı? Dünyanın gamı var mı? Ya başka nerse var mı? Ya buradan üç alış var mı? Başka bir şey yok. Hemen nerse. Ki kalbizde Allah subhanahu ve ta'ala'nın zikrini kılıçtan, Allah'ını hazır tutuştan kalpte. Tosat. Yani şimdi meselelerden kalbini tozalaş bu batının tecridi değil. Şimdi ikilesini tecridi ki zahiri batını tecridi kuştaki ne böyledi? Dese o kan da böyle dese dediler ki ifradul kalbi vel kalbi lillah. Kalbu kalabni. Kalab deyip tene ne etedi? Kalbu kalabni. Yani batını, zahırını Allah subhanahu ve teala'ya ecdetiş. Bu tole tecrid böyle. Bu hem bir tarif yani. Ve tecridul kamilu fil zahir huve terkul esbab ve ta'riyetul beden min mu'tadi thiyab. وفي الباطن هو تجديد القلب من كل وصف ذميم وتحليته بكل وصف كريم وهو أي التجديد الكامل الذي أشار إليه إن تندر كي طول تجديد كان ده خاصر بولد ديسا طول تجديد ظاهر ده سبب لرن ترقلش و بدن عادتي كيمدن آزاد قلش بلن بولد
Bu endi tecdidini yukarıda günahlardan ve Allah'dan meşgul kılıcı nesnelerden tozalaş dediğim gibi endi ondan yukarıya çıkıla diyen. Yani. Kamil tecdid diyen de. Onda ne kılınır dese sebeplerini terk kılınır. Bu üçüncü istilah. Ona o irade tüket tecdid diyeni özü aslı şu. Hikmetteki tecdid şu üçüncü istilah bu. Aldığın iki istilah tecdid kullanan tasavvuf. Lakin hikmette irade kılınırken bana üçüncü tarif. Üçüncü tariften mi? Sebeplerini terk kılış ve bedenini adeti kıyımlardan halı kılış. Yani adette kıyılmediği kıyımlarını giydi. Bundan murat ne mi? Hemeden acilep duruşmaz. Hemeden acilep duruş duygusu kese caiz bu muydu? Bu adette kıyımlardan çıkıştan murat kişi emeldeki adetlerini terk kılışına yardım alış. Yani biz hacda adette kıyım kiş mümkünmez. Ne için? O şey tecrid doğru geçiş için. O şey için ihram beylegende öte kulaya kılış mekruh bula. Pistallar takıp hemen yağı Ali cırt cırt kılıp yapıştırdıkları meselelerde kılıp ha? İlki getirdikleri rıdayınızı kulağa kılıp köp günlerle mesela tügmeli kıvalış makruh buladı. Neme geldiyse adeti kıyımge yakınlaştırılgen için kulaylaştırıp. Neme için deyse çünkü hacını sünneti şu ki adetten çıkış içiniz. O neme için gerek? Malum küllerde mesela biz adeti kıyım kıyımımız. Şu için tikilgen kıyım kıyım olmadı. Demek ki tikilgen kıyım kıyım olmadı. Adette tikilgen kıyım kıyganız için. Demek ki bu tikilgen için haram o. İhramda tikilgen kıyım caiz mez. Tikilgen için caiz mez değil miydi o? O caiz mezliğinin sebebi adette tikilgen kıyım kıyganız için. Çünkü eğer mesela çapanınız var. Adette yeni kolunuz yiyiniz tıkıp yer diyecek. Uzun köyleğiniz var. Şunu kolunuzu tıkmasından belizge şunu da kalıp lüngü kılıp orovasız caiz bulurlar. Tikilgen kıyım. Lakin siz adette gidip kıymediniz. Belli ki oraya aldınız mı? Ne kalıp, rüngü kalıp. Caiz böyle olur. Demek ki kıyım tikilgenli gidemez ya. Onu kaytarılgen yani, ihramda. Adette tikilgen kıyım kıyılgen için. Biz adetten çıkış ki örgütüş için ihram. Adetteki kıyımını terk kılıçlı üstüye kurulgen. Atır sepişten kaytarılışı, ziynetten tök kaytarılışı, saç sakalını püteşten yani ki sert tıraştan kaytarılışı. Hamazı bize ziynetten ve adetten çıkarış için. Hacı malum küllerde adetlengen nesnelerden keçer de. Mubah bugün. Adette mubah bugün. Belki margub bugün. Cirali kıyım kıyılış sünnet. Cirali atır sep yürüyüşlük sünnet. O adette hayatta sizge sünnet bugün. Savab bugün amellerini hacda kılış haram bulur. Atır sep sünnet mi sünnet? Hacda haram. Ayalıya koşuluş mubah mı? Mubah. Halaldan bugün için acır. Haramdan tiyen, tiyen için. Lakin ihramı bu zat. Hatta kolunu üşeşem. Yani ki kim ki iş? Vacip. Pers. Satır evlen. Geliyor bu zat. Ve onu çırali buluş sünnet. Ama hacda mümkünmez. O şey kim ki iş? Hacı hemen üstüye kuruluyor demek. Adetlerini terk kılışı örgütüş üstüye kuruluyor. Bu ne için? Bu kişi mubah narsalardan uzun tiye algenden ki haram narsalardan irte kaçan tiye alış kuvvetini hasıl kılışı için. Makruh narsalardan irte kaçan uzun tiye alış kuvvetini hasıl kılışı için. Bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın emriyle özünü adetliğe karşı bu koyan payeti de adetinden keçe alışını hasıl kılış için. Adetlengen narsizden keçe almıyız köpünce. Sigara çekerken adam namazı kurmanın sigara taşan ben deydi. Adetten keçe almıyız. Ben kulağını korumanım, lakin gıybetten toktan ben deydi. Ben her yaştan korumanım, lakin paran savdadan toktan ben. Adetlengen kirimden keçin kimiydi? Yani ki adetlengen gapten, adetlengen işlerim var, şunlardan keçen ben. Biz adette Allah subhanahu ve ta'ala'ya itaat, ibadet kılışımızdan tosadigen nersen değil mi? Adetlerimiz. Allah'a yakın edilen nerselerde adetlerini koyan bulamız. O şeylerden adetten keçe olmadığımız için biz ibadet kılamayı biliyor bulamız. Şunun için bizi birinci olup adette sindirişki örgüt edildi hac. Tecrit şu. Adetlerin taşkarı kıyım mı kıyede diye diyor tecrit. O, bu yerde irade kılıyken istilah meşhur istilah. Sebepten keçiş. Çünkü sebep hem adetten ibadet. Siz mesela bıçağını nangir
Ursiz nanı kesedi. Adet. Bıçakta kuvvet var mı kesi için? Yani ki nanı kesiriş kuvveti var mı? Eğer kesiş kuvveti mutlak bıçağın iki olsa ne mege temirde kesmeye yaptı? Yok ki yakaştı kesmeye yaptı. Kesiliş kabiliyeti nanda olsa ne mege kaşıkla kesilmeye yaptı? Demek ki mevlum kanuniyet bilen kesiş ameliyatı hasıl oluyor. Pahtan yakı yapsız otta. Adette ot pahtanı küydüredi. Paxta yanuvchi bo'lgani uchunmi, o't kuydiruvchi bo'lgani uchunmi? Degan savol tug'iladi. O't kuydiruvchi bo'lgani uchun bo'lsa, nimaga u shishani kuydirmayapti? Paxta kuyuvchi bo'lgani uchun bo'lsa, nimaga u suvda yonmayapti? Ma'lum qonuniyatlar borki, o'sha qonuniyatlar, fizik qonuniyatlar asosida bunda yoquvchanlik, unda yonuvchanlik xususiyati bir-biriga to'qnashganda paxta yonyapti o't bilan. To'qnashgan payt. Bu nima bu? Bu odat. Qonuniyat lekin odat. U odat buzilishi mumkin holagan paytda Alloh taolo qo'ygan qonuniyat. Sabablar hamma sabab shu. Qonuniyat. Siz chiqib ishlaysiz, pul topasiz. Masalan deylik 1 so'm, 2 so'm bo'lasiz, 3 so'm, 4 so'm bo'ladi keyin. Hammasi Alloh taolo joriy qilgan qonuniyatlar yer yuzida. Hammasi sabablar. Xohlagan paytda sababni aksiga ishlatib qo'yish ham mumkin. Olgan paytda sababiyatini kesib ham qo'yish mumkin. Ibrohim alayhissalomni o'tga uloqtirishdi, manjanaq o'tkazib, o't kuydirish kerak edi. Kirib, kuymasdan qaytib chiqdilar. Kuyish kerak edi o'z qoida bo'yicha. Kuymagan, kuymadilar. Payg'ambarlarning mo'jizalarining hammasi odatda kesuvchi. O'sha qonuniyatlarni sindiruvchi bo'ladi. Bu ilohiy quvvatni ko'rsatish uchun bo'ladi. Payg'ambarning tasdiqi birinchi, ikkinchi ilohiy quvvatni ko'rsatuvchiki sizlar ko'rayotgan dunyoviy qonuniyatlar men qo'yganman uni. Olgan paytimda buzishi mumkin. O'zgarmas qonuniyat deb bilmanglar, uni biroq qo'ygan bu. Men qo'yganman uni, qudrat egasi qo'ygan uni. Degan Alloh taoloning tanbihi bor. Ana shu, demak, sabablarni tark qilish bo'ladi. Endi bu yerda asosan kishi tajriddan nima sabab tark qiladi desiz, asosan ta'minotni bo'ladi. Asosan ta'minotni tark qiladi. O'ziga mol hosil qilishni. Alloh taolo nima rizq qilib bersa o'shunga men o'zim topshirdim deydi. U o'sha darajadagi yaqin, o'sha darajadagi bir quvvat hosil bo'lganda bo'ladi. Uni o'zini vaqt kelganda aytiladi. Lekin ba'zan bu endi hozir bu gaplar soliklarga bo'lyapti. Biz sulukka kirmaganimiz uchun bizga g'alati tuyuladi bu. Sulukka kirmagan, ya'ni nafs tarbiyasiga kirishmagan odam, u nafs tarbiyasi deganda shu besh vaqt namozni tushunib ro'za tutib yurgan, shunda bo'lgan odam nafs tarbiyasiga kirmagan bo'lsa, bu narsalar unga begona tuyuladi. Kimga keragi bor deydi. Yo'q, keragi bor. Bu yaqinni sayqallash uchun va tavakkulni kamoliga yetkazish uchun va Alloh subhanahu va taologa to'la bog'lanish uchun qilishadi buni. Chunki sabab ham Allohdan boshqa narsami? Allohdan boshqa narsa. Allohdan boshqa narsani o'rtaga kirgizish bo'ladi. Ulan darajasida shunday qaraladi bu. O'shaning uchun tajdid ahllari sababdan uziladi. Maryam onamizni hikoyalarini aytib berganmiz, yana aytib beramiz inshaalloh. Aynan shu tajdid holatida bo'lgan. Shuning uchun bu kishi aytadilarki, tajdid uchinchi komil tajdid degan uchinchi ta'rif va bu hikmatda iroda qilingan ma'no shu. Tepadagi ma'nolar emas. Tepadagi aloqani uzishing, ha? Yoki gunohlardan to'xtashing degan ma'nolar bor u tajriddagi. Hikmatdagi tajriddan ma'no bu ikkala istiloh emas. Bu boshqa tasavvuf kitoblarining boshqa o'rinlarida kelsa shu ma'noni tushunishingiz mumkin. Lekin ammo bu iroda tukat tajrid degandagi iroda dan murod mana uchinchi ta'rif. Bu ta'rifda aytayaptilarki, sabablarni tark qilish va odatiy kiyimlardan kechish. Odatiy kiyimlardan kechish ham odatdan chiqish uchun, sabablardan kechish ham odatdan chiqish uchun va yolg'iz Alloh subhanahu va taologa xoli qolib bog'liq qolish uchun. Shuning uchun qilinadi. Endi aytayaptilarki, botindachi, botinda qalbni har qanday yomon sifatdan tozalab, har qanday yaxshi olijanob sifatga sifatlantirish, olijanob sifat bilan uni bezash bo'ladi. Mana shu komil tajridki buni shayxlarimizning shayxi bo'lgan Abdurrahmon Majzub
quyidagi baytlarda ifoda qilganlar. Nima deganlar? Aqariina ilmat tawhidi. Hunal buhur li tubghi. Hada maqamu ahli tajridi al waqifina ma rabbi. Aqariina degani ya ayyuhal qariun degani. A bu xitob nima degani? Ya degani. Aqariina tawhid ilmini o'qiyotganlar. Aqariina ilmat tawhidi. Tawhid ilmini o'qiyotganlar. Hunal buhur li tughbi. Bu yerda tawhidda mavj uradigan dengizlar bor. Ya'ni juda katta ilm bor. Mavj uradigan katta ilm bor. Hada maqom ahli mana bu tajrid haqiqiy tawhid tajrid ahlining maqomidir. Hada da murad tawhidda debdi. التوحيد مقام التجريد دمغش مقام أهل التجريد التوحيد مقام أهل التجريد دمغش تجريد هذا ده مراد توحيد توحيد تجريد أهل نين مقام دور تجريد أهل يلغز الله سبحانه وتعالى بلان قالت هم نرسدن أزلقين بلان حتى سبب لرنا حقيقي توحيد شو دمغش أولر قيس أهل التوحيد أولر ahli tajridlar ular sifati nima desa al-waqifina ma rabbi doim robbim bilan bo'ladiganlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa to'la bog'langan, Allohdan uzilmaydiganlar. Ular bir lahza ham Allohdan uzilmaydi va shuning uchun o'rtaga sabab ham kirmaydi ular bilan. Dedilar. Endi Maryam onamizni Hanna bint Faqut onalari Imronni ayollari qornidalik chog'ida nazr qilgan. Inni nazartu ma fi batni muharrara. Muharrar deb ozod degani o'zi. Bu vaqtlarda ozod deb muharrar deb kim aytishgan desangiz, masjidga xizmatga atalgan kishilarni aytishgan. U paytda masjid faqat ibodatxona bo'lgan emas. Ibodatxona payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam masjidlari kabi masjidu madrasayu xonaqoh ush masjidda o'zgan. Ya'ni ham ta'lim maskani ham tarbiya maskani, ham ibodat maskani bo'lgan. U masjidga atalgan kishi bir umr o'sha masjidda xizmat qilgan. U o'sha vaqtdagi ulamolardan, o'sha rohiblardan ya'ni yoki payg'ambarlardan ilmni oladida, o'shani ta'lim berib, tarbiya berib, o'shani tatbiq qilib, shu bilan o'tadi, boshqa narsaga aralashmaydi, dunyoga aralashmaydi, hech narsaga. Dunyoning hammasidan ne'matlardan kechadi. Ana shu kishilarni muharrar deyishgan, mujarrad bo'lgan shular, tajrid ahlari bo'lishgan. Ya'ni Alloh taolodan boshqa narsa bilan shug'ullanmagan. U ta'limi ham Allohning xitobini yetkazishdan iborat, tadrisi ham Alloh taolodan amrini yetkazishdan iborat, tarbiyasi hamma yo'q shu. Ular payg'ambarlarni merosxo'rlari bo'lgan haqiqiy. Payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taoloni xizmatini qilish, amrini yetkazish kishilarga Allohni shariatni tatbiq qilib berishdan boshqa vazifasi bo'lgan emas. O'sha vazifani qilganlar. Qornimdagi deb aytdilarki, Hanna bint Faqut Imronni ayollari qornimdagini o'g'il deb umid qildida. Qornimdagi bolani muharrar deb nazr qildim, shu masjidga xodim bo'lsin. Qachonki tug'ilganda ko'rsa u qiz. Vadatuha unsa, u qiz qiz tug'ib qo'ydimu deb qo'ydi, deb qoldi. Shunda Alloh taolo وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Köpçülük şunu Allah'ın sözü de beydedi. Ya ki Meryem'in sözü buluşuyor mümkünüz. O oğul kızda kabul olmaydı. Yani kârsın, bu nazifesini kılar mıydı? Şimdi bu Meryem, bu kız indi. Yani tokulgen bana bu oğulmaz kız mı oldu? Ben mescidde nazir kıyandım. Mescidde nazir kıyandım ki mescidde yaşayıp şu yerde önüp özüp şu yerde vefat etiş gerek. O şey rahiplerini korudu ya ki peygamberini korudu. Talim tarbiye göredi. O ana, o nazirde manasını mı? Odatda insonlar farzandini rohatini ko'rishni, xizmatini ko'rishni, yoniga kirishini istaydida, u ota-ona nazr qilgani o'shandan kechgani bo'ladi. Chunki masalan, bolangiz yoningizga kirgandan keyin sizga yordam beradi, qariganingizda sizga qaraydi. Ishingizni qilib beradi, ancha-muncha xizmatingizni qiladi va hokazo. Ko'zga quvonch urib yuradi, undan navara ko'rasiz va hokazo. Sizni hayotiy lazzatingiz, quvonchingizga bola xizmat qiladi. O'shandan kechish bo'ladi nazrni ma'nosi. Bola o'zi ham dunyoni lazzatiga, ne'matiga ruju qo'ymaydi, undan ajragan bo'ladi. Ota-ona ham bola tufayli keladigan dunyoviy manfaatdan kechgan bo'ldi. U Hanna bint Faqut shuni qildi, shuni nazrda ma'nosi shu edi. Kechdi, mehrobga atadi. Ammo qiz tug'ilib qoldi. U qiz mehrobda yasholmaydi-yu, ayol kishi.
En endi müşküle buldu. O kişi çünkü baş katıp kaldı. O kısa uzun. Kim? Allah Teala fetekabbel ya Rabbi. O kişi nazır kıldım. Fetekabbel minni. Benden kabul kıyın diyen dedi Meryem. Allah fetekabbelehe. Allah Meryem'i kabul kıldı. O oğlunu niyet kılıp nazır kıyandı. Allah kıstı kıldı, kızını kabul kıldı. Lakin Meryem, onge ki, o inni semmeytuha Meryem. Meryem de ismi koydu. Meryem diyen hadime ya ki abide diyen. Hadimetur Rab deyip etişken. Parverdigarının hadimesi deyip diyen mananı bildirildi. Meryem deyip. Onun için Meryem deyip ete geldiler. Uzlarına o şu vakitte getirildi. Şeytandan saklayın diye hakkıya dua kıldılar. Zürriyatını hem uzunluğu hem. Onun için Meryem'e cin biriktirilmegen ve İsa Aleyhisselam'a cin biriktirilmegen. Başka hemmege cin biriktirilgen. Hatta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Cinden bir tesi biriktirilgen bu arada. Yamanlıkça başlaş için. Ama Resulullah'ın iki biriktirilgen Müslüman bu. Uyum uz yaşlı gibi çarlıyor diyor bu. O şu duası bilen ularge şeytan cin teymeyi diyen bu. Kiyin Allah fethi kabbelleh. Kabul kıldı Meryem. O enbetehe onu çırali undurup osturdu oz. Ve kefelehe Zekeriye ki ve keffelehe Zekeriye. Kefelehe bosa Zekeriye onun kefirliği aldı. Halasının yeri. Keffelehe bosa Allah Zekeriye'nin kefil koydu Meryem'e. En düşünde Zekeriye aleyhisselam karındaş. O için Meryem'e meçhidde bir çekesinden perde tosup ibadet hanıkla acret verdi. Yaş peytiden. Ve onge ozu raya, ozu onu mesela azı kakatını hemen yağın tamiratını özüm kılaman dedi. Kim her sefer de kulleme dekhala aleyhe. Her sefer Zekeriya mihrabke kirse Meryem'ni aldı ye. Onu aldı da rızk tapardı. Ve cede indehe rizka. Ya Meryem'u enne leki hâze bu sinyi kaydın ki yaptı. Bir metri yarım metri olsa bırakıp koyuşum gülü ki her sefer demek her sefer kesem. Ben seninle akatap kelemen yegeni. Sen aldığında yemek durgen böyle. Kaydan bu. Min indillah dediler. Allah'ın huzurunda. Allah istegenige bir hesap rızık verildi. Şüphe ettik ki hünelike. Meryem'in yanında turup Zekeriya aleyhisselam dua kıyamlar diye cevap bu. İlgeden parza soruyor mu gen? Yo, o şehirde kaydeden sonra geldiler. Hünelike. Yani şu mihrapta aldı da turup. Zekeriya dua kıldı ki perverdiyor. Minge zürriyeten tayyibah. Pak zürriyat birgin dedi ki Yahya aleyhisselam'a bir dokuşu. Şimdi Meryem, anamız aleyhisselam vaya getirdiler. Keyin Filistin'in şarkı tamamını gibi uzletke çıkıp gitti. Meçtenem çıkıp. Uzlette peyti de Cibril aleyhisselam geldi. Erselna ileyha ruhana. Cebrail'in cönettiği unge. Fetemessele leha beşaran. Beşer sureti de göründü. Filistin'de beşer sureti de görünüşü mülakat asan keçisinin için böyle. O mesela uzun suratta görünse kabul kılış kıyım burada. İnsanın tabiyeti kötü almıyor. İnsan da melekilik sıfatı var ve hayvanilik sıfatı var, beşerilik. Melekilik sıfatı artken de ki melekler bilen, feristeler bilen, gayb alemi bilen, onu da bağlanış payda bulan. Lakin ben beşerilik sıfatı olgan için bağlanış mükemmel bulmaydı ve malum derecede onun kuvvet gereği bulan. Şimdi melek periştiler beşer sureti yekiyse mülakat asan keçer. Beşer bilen mülakat kılış için periştiler beşer sureti yekiyse arada mülakat birbirine yakınlık payda olgan için zahır dosyayım. Surette dosyayım. Mastaşkeni için asan keçer. Çünkü için vahiyini köpünce şu hal, şu Cebrail Aleyhisselam vahiyat ki yerlerde adam sureti diyeyim ki yerlerde. Yahya'til Kelbi'nin surette köpünce. Meryem'e hem adam surette geldiler. Çünkü o farişte halette tursa yine hem katta ruhi kemalat talep kılınır. Farişte'nin asli halatında görüş için yine hem ruhi kemalat talep kılınır. Bu katta kuvvet talep kılınır ve köpünce ağır geçerdi. Şimdi adam surette göründüler. Ki ayetti ki ben senin oğul vermek için mi? Kala oğul olsun ben, perzem olsun ben de. Ben bozuk bulmasam kolumu bir insan zatı üşemeyken bozsa. Rabbim şunu haladı. Dedi de yakasından püfledi. Hamra dolup kaldı Meryem anamız. Kim kaçan ki tulgak tutken peydi de bir hurmanı aldıya gelip şunu kucaklayıp durup tuğdular ki. Kinelip. Ya leyteni kuntu mittu kable hâze. Bundan aldığı olup gitsem kaniydi yo. Unutulup gitsem kaniydi diye vardı. Tuğruk ne ağırlığı da.
ve şermendelik hıcaletçiliğine. Çünkü kız bana bir ders geçip gitti yu, bana bu terbiye yaptı kalmıyor. O hemen aldı da abında bunu tasavvurlu kılınken. O küçüğüne yaş kız oluyor. Kötü hatun oğlum yaş kız oluyor. Yaş kız gitti de ibadet ki yani hem üzlet geçip gitti de bana bu terbiye yaptı. O da ağır halat. Diyanetli halkta o, bana, o din nümayetini bilmediği, insan nümayetini, hayvan tabiat kavimler bunu kıskımaydı. Lakin diyanetli, insani hayattaki ademiliği bar kavim için, insan için bu da ağır ağır vaziyet buladı. Ve çünkü o kişi ağırlıktan ve şu hıcaletçiliğinden olup gitsem o, yokup gitsem o, unutulup gitsem kaniydi, şuya kaça diye vardı, şu kadar kıyınçliği var. Ki hurma zarahtını aldı da tuğdurlar o şirde. Ki fenâdâhe min tehtihe. Nâdâhe, onge nida kıldı digende, nida kılgı uçu bir de tefsirde Cebrail aleyhisselam, ikinci tefsirde İsa aleyhisselamın oğuzu. Tuğulgen bana. Neme deyip nida kıldı? Ellâ tehzeni. Mahzun bu mey. Allah subhanahu wa ta'ala teyinizden bana suyuna kızıp koydu. Şunlar içi uğraz. Bana bu darahtın şahınımda silkitesiz yenge meyve düşer. Rutaben ceniyye. Rutab deyip biz adette yediğenimiz satuğu degiler bile temir. Biraz kaka bu gene de bu. O aslı kaka olmayı biz adette pazarlarda, iptalilerde yediğenimiz haramlarda satılırken hepsi temir. Yani kakalaşkeni. Aslı hurmanı. Hurma aslında birinci pişken payıydı. Rutab değil. Aşınlaka o kersilirken böyle. Rutab halette bir hurmanı mezakalı bir botun. Mene su, mene hurma. Sirkitin mene o hurmanı kaça halese sirkitsiz meyve düşürür dedi. Fekuli ve şerabi ve karri ayna yegin içkin ve közün kuğuna botur dedi. Mene şu vakıya aldığın vakıya bilen sarıştırılırdı tefsirde. Aldığın vakıya da mihrapta oturadılar, avukatı kere uğrar. Şimdi ikinci halette su içi gerek. Adamlar içeken sudan içi gerek indi adli. Ve hurma adamlar yiyken hurmadan içi gerek. Bunu hem üçüncüki düşmedi. Alma piş ağzımı geçiş diyorsa yok. Sırk içi gerek. Hurmanın sırk içi gerek. Kette kuvvet gerek. Cid'in nekli. Cid'i tanesine yeterdi. Tanesine sırk içi gerek. Asal nersemez. Kette kuvvet gerek. Etledi ki demek ki şunu ne oldu? Veyse aldın ki makamda, tecrid makamı da idi Meryem. Çünkü sebepsiz kelerdi hemen rızk. Şimdi Allah o kişinin sebep haleti ki makamı ötküz koydu. Üçüncü şimdi suyunu adamla çeken adı sudan en geçip içerdi. Adamla yeken hurmadan sirkiti giydi şimdi. Şimdi o sirkiçişe muhtaç olup kaldı. Bana şu tecrid ve tesebbüb makamları. Tecerrüt ve tesebbüb makamı. Sebep alemi bilen işler ve tecridde sebepsiz işler. İlgergi derste etkenimizde ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın hikmeti ve kudreti var. Dünyada kudreti ve hikmeti birge yüredi. Ahirette fakat hikmet bulur. Kudret ne hikmet uğrak duradı. Hikmet o şey sebepler. Tecrid ehli doğrudan doğru hikmet, kudret bilen muamele kıladı. Hikmet bilenmez. Sebep ehli hikmet bilen muamele kıladı. Şimdi nima uchun bu yerda bitta nuqta aytib qo'yishadi ki, nima uchun Maryamga endi rizq oldingidaqa to'g'ridan to'g'ri g'aybdan kelmay qo'ydi? Nimaga odamlar yeyilgan oddiy rizqdan yeyish kerak endi oldingidaqa g'aybdan emas? Va nima uchun endi sirkitish kerak, shunchaki kelmaydi? Sababga tayandi desa, chunki oldin Alloh subhanahu va taolo bilan bandida boshqa narsa uni xayolida yo'q edi. Qalbida yo'q edi. Allohdan bir lahza uzilmasdi. Shuning uchun unga un bilan Allohning o'rtasida boshqa biror kishi bo'lmagani uchun onun kalbi de Allah'tan başka narsa olmadığı için Allah Teala ham ortaya birer narsanı koymazsan onge muamele kılardı. Doğrudan doğru kılardı rızk. Şimdi kaçan ki farzan körgenden ki tolgadan ki farzanını gördüğü farzanın mihri düştü dedi. Kalbine şimdi farzanın mihri ham koşuldu. Şunun için Allah Teala şimdi onge şimdi ortaya sebep ki rızk koydu kendi. Aldın kılardı diyor şimdi sırkı test tahsil et. Şimdi sebep bilen tapasın indir rızkı izleyen bir yöneliş bu oldu. Bana şu Allah Ta'ala'nın tecridge koyuşu ve tecridden sebepke sebepten tecridge alışı bulan. Şimdi bu kişi tepkiler. وَاَمَّا مَنْ جَرَّدَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَهُ دُونَ بَطِينِهِ فَهُوَ كَذَّبْ كَمَنْ كَسَى النُّحَاسِ بِالْفِضَّةِ
Batinuhu kabih ve zahiruhu melih. İnne dediler ki kimi ki zaharını mücerret kursa. Zaharda sebepten üzülgen bulup özünü zahir kursetse. Terk-i dünya çıkılıp. Yani ki zaharda şu adetten teşkari kıyımlar kıyıyordu. Mesela yırtık kıyım kıyıyordu. Ya ki katlık kıyıyor ki postun kıyıyordu. Şu adetten teşkari kıyım kıyıyordu. Zaharda o adetlerden çıkan Allah-u Teala'ya teslim bu genliğini zahar kılıyordu. O adetten çıkış teslimlikini zahar buluyordu. Ama batınını o paklamayan bu seç. Batınını paklamadı. Batınını Allah-u Teala'dan başka nesinden paklamadı. Ama zaharı da Allah-u Teala'dan başka nesinden üzülgen bolu körse tepti uzun. Bu adam göyayın ki misli kümüş bilen uğrak bize kendi adam. Münafık yani. Zaharı batınından köre güzel. Bu yaman. Bu dedi batınuhun kabih. Onun batını kabihtir. Ama zaharı melih. Zaharı şirindir. Ama kimi ki batınını mücerret kılsa yok, zahirini mücerret kılmese ki inta ette zelik, eğer şunu kılarsa, eğer şunu yarsa hasıl buluşu imkanı bulsa diyen. Fehuve hasen, bu cüde yakış. Bu göyayın ki kumuşunu kımet bahanesini mis bile oraya gendi adam. Göyayın yani zahiri denk göre batını, bayrak batını efzalak. Bu bosa cüde kemdir çünkü adette kimni ki zahiri men teneşşebe diyene teallaka diyene. Kimni ki zahiri bir nersege bağlanse batını hem bağlanır. Yani kişi batını eğer Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka nesinden üzülüp batını paklanse zahiri hem şünge maslanıp kalırdı uz uzdan. O çünkü zahiri de başkaça görünüş kıyrak diyor. İndi kimi ki o men iştegale zahiruhu bilhis iştegale batinuhu batinuhu bihi. Kimi ki eğer zahiri hissi neseler bilen yani maddi alem bilen köp bend bose batını hem onge bağlanıp kaladı. Kim batını da paklense zahiri hem şunge yereş oladı. Batını aynıysa zahiri hem aynıydı. Zahiri de eğer maddi alem köp bağlanse batınım acilenip türüp de batınım zahiri alemden üzülgen değiş kıyım. Batını hem onge tartık etip kalın. Oşan için bu haletini tapıştığımız kıyır rak diyebilirler. Batını mücerret ama zahiri mücerret bulmayan kişinin tapışı kıyır rak. Lakin bu da elbet. İndi dediler ki vel kuvvetu la tekunu fil cihetayni. Ve men cema'a vel kuvvetu la tekunu fil cihetayni fil cihetayni diyene. Yani zahirini mücerret saklasız, saklasız batın hem mücerret buluş gerek. Batınını mücerret saklasız, zahir hem mücerret buluş gerek. Ya olsun birbirine bağlı kıl. Mesela zahirde galip kısız, batın peseyedi. Batınını galip kısız, zahir peseyedi. Şunu diyeyim ki, maddi nersene hısını, hısi nersene küçültürsiz, manevi nersene peseyedi. Manevi cihet küçültürsiz, hısi cihet peseyedi. Yani maddi alemiye kança bağlansayız, manevi alemiz şunca zayıflaşır. Manevi alemiz kança bağlansayız, maddi cihetten şunca üzülür. İki ele maddi cihet bilen, manevi cihet iki ağızı da kuvvet ten bulmayıydı. Onda küçüğüyse bunda peseydi, bunda peseydi, onda küçüğüydü. La tekunu fil cihetinde murası yok, his bilen mana. Yani kuvvet iki ele tamamen ten bulmayıydı. Yani iki ele vakitte uğrusuyen, uğrusuyen küçüğü bulmayıydı. Ya siz batın tamamını küçüğüyetiriz. Yani maddi, manevi cihet küçüğüyetiriz. Maddi cihetten üzülesiz, biraz peseyesiz. Yok ki maddi cihet yok ki bağlanasız, manevi cihetten peseyesiz. İkilesinde ting bulamayız diye. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ تَجْرِيدَيْ اَلْظَاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَهُوَ الصِّدِّيقِ Kimi ki zahir ve batınını tecridini uzda mücessem kılsa o şekilde sadık, siddiqdur, kamil siddiqdur. وَهُوَ الذَّهَبُّ الْمُشَحَّرِ Şuna kamsilerden? الصافي وهو الذهب المشحر الصافي يعني المشجر ديسين بولاد مشجر دي يعني دار شكل كيلدرلغان دي يعني مشحر دي يعني بيزاتلغان دي يعني اشلانغان دي يعني اشلون بيرلغان تازا تلغا اوخشيد بونقا ادم كي بادشاهلارن خزينالاريدا ساقلانادغان نوياب بير جوهرغا ايلانغان بولاد بو ادم صديقلك درجاسيغا يتكان كيشي انا شوندك نوياب بير جوهر درجاسيدا بولاد دي. Abu'l-Hasan Şazili'ye etken ekeller ki
Tecerrüddeki fakirinin adabı tötte'dür. El hurmetu lil ekabir ve rahmetu lil asagir ve insafu min nefsik ve adamu l'intisadi leha. Şimdi tecerrüdge ötken kişi, tecerrüd özünün kaydaları var, lakin adabları yem var. Adabları diyenden bilmemiz ki bu, rükünlerimiz. Tecerrüdü rükunu yukarıda etken, sebepten keçiş, adetten keçiş, o rükünler. Ama adabları, deyse adabları ne mi? Deyse adabları, kettelerge hürmet, kettelerden murat, manevi kettelerge. Küçüklerge şefkat, özüge nisbeten insafta buluş ve özü için galebe istemezlik. Tüttenirse. Şimdi sebep alamadaki salikinin adabları ne dediyse ayetlediler ki onun adabı hem törtte. Muvalatul ebrar ve mucanebetul fuccar ve ika'us salati fil cema'a ve muvasatul fukarai vel mesakin bima yuftahu aleyh. Törttedir. Birincisi ebrarlar yani salih kişiler, ezgi o kişiler bilen dostlaşış ve facir, günahkar, fasık kişilerden uzak buluş. Cemaatte namazını daim cemaatte eda kılış. Ve fakir ve miskillerge uzda bar narsanı, uzda imkanı barca ularge bir yardım kılış. Ve yenbeği aydan en yeteaddebe bi adabil mutecerridin iz huve kemalun fi hakkihi. Şimdi bu sebep sebep makamıdaki salikke hem tecerrüd ya ki tecrid derecesindeki salikinin adabları ötüyü tuttu. Kettelerine hürmet kılış, küçüklerine şefkat kılış ve hakkı. O şey adablarını hem özüge tutsun ki şunda bu sebep alamıda hem o şu özünün makamıdaki kemalge etken olur. Dediler. Şimdi bu ne mi için tecrid ahlige kettelerini akabirlerini hürmet kılış, küçüklerine şefkat kılış ve özüge nisbetten insafta buluş digene. Ve özüge galiplikini istemezlikini ne için etebilir? Dese, tecrid ahli Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka hamadan üzülgen bula diyor sebeplerden. Kalbi. Şunda kişi aldanıp kalmasın ki bir Allah bilen ben deyip kişilerin hakkını unutmasın. Şunu etmek için. İnsanların hem hakkı var. Aldanıp kalmasın. Ben Allah bilen ben, ben zikir bilen ben, ben sebep alamdan üzülgen ben deyip insanların hakkını unutmasın. Kettani hürmet kısın. O yüzden kettelerini. Kişilerine şefkat kısın. Yani insanlarına insani münasebetini saklasın. Tecrid demen deyip kalbim üzülgen dünyadan, dünya kişilerden deyip meşrebet etken deki terk ettim bu cümleni kat'i nazar ettim dedi. Terk eyledim bu cümleni kat'i nazar ettim dedi. Ta alem-i zahir gekelim ben güzel ettim terk eyledim bu cümleni kat'i nazar ettim dedi. Ta alem-i zahir gekelim o terken ben terk eyledim bu cümleni hemen terk kıldım kat'i nazar ettim. Hemen nazarımı kestim dedi. Hiç kime itibar kalmadı. Dikim bu kalpte bir halizlikini okuyamasın ki kişilerde bugün münasebeti buz koymasın. Belki insanların hakkı kalmadı, uçunu saklasın demek için. Bu tecerrüt ki bunu adab deyip ayet işlerinden sebep tecerrüt dedi kişiye. O terk eyledim o cümleni kat iyi nezer ettim deyip bir anı mesim ediyen, ya ki adamlarını rayakı ediyen, ya kişilerin hıssiyatı yıkarım ediyen, onların tüyularını itibarga amı ediyen, ya ki onların akıllarını itibarga amı ediyen, ya ki onların maslahatlarını, menfaatlarını oylama ediyen adamı eylem kalmaz. Yok, insanların haklarını rayakısın. Cümleden en köze körüngen ve kişide aksi etişi lazım bugün ispatlar, kettani hürmet kılış, küçükke şefkat kılış. Yani adabı kılsın ve rahmi, şefkati kılsın insanlara. Şimdilik devamı da etipler ki, vel insaf min nefsik digene, nefsine nisbeten insafta buluşun digene, bundan murat özünü evveylegin digenemez. Nefsinden başkalarına yetişkiliği bugün haklarını tuğla undur diyen. Allah'ın hakkı mı? Ben nefsinin üstünde var mı? Oşanı tuğla undur nefsinden. Kişilerin hakkı var mı senin de? Oşanı tuğla undur özünde. İnsafu min nefsikten murat şu. İstifa ul hak.
Şunun için devamında tepler ki ve adamu intisari leha. Yani özü için bir orunda galiblikini istemezlik. Başkalardan üstün gelişti istemezlik. Bu yerde nefs için bu elbette o mesela diyelim eğer hak yolunda güreşirken bulsanız hakkını galip buluşu için güreşirsiniz. Onda men galip bulayım deyişiniz mümkün. Onda siz galip buluşunuz noktaya nazar denmez. Hakikat galip buluşu noktaya nazardan galip isteyken buluşunuz mümkün. O doğru bu. Lakin siz şahsiz, nefsiz noktaya nazardan galip istemeyin hiç kimden. Bu iki de mananı yani özüden, özüdeki zimmesindeki, nefsindeki haklarını, başkalarının hakkını tola undürüş ve nefsini galip kılışke urunmeslik şartlarını ne için koyuyordu tecrid ahliye? Diyen soru bu. Yukarıdaki adam ne yaptı ki adamların münasebetinde? Bu ham şunun için. Yani sen tecrid ahliden ben deyip irkeleyip tanıtayıp gitme. Belki zimmendeki haklarını tola becer. Şunun dek, men tecrid ahli denmem, men etkenim buluş gerek degen uykip kalmaz. Men etkenim buluş gerek. Allah-u Teala men etkenim. Göyen ki Allah-u Teala men duayı mücabat kılış gerek degen derecege varlık kalmaz gerek. O şenden saklanış için özünü bırak orunda galebe kazanışı yani ki nüstet tapışı yani ki bir merdege erişişi için, nefsi için küreşini tat kılış gerek. Bu adabını koyuştan murat kişi tecridge kirgen peyti de mesela Meryem anamız misal için tecrid halatı dediler misal için. O şerde mesela bir nesil sorgen olsa Allah-u Teala birgen bulan. Birmez diye mümkün. Birmegen peyti de etken olmagen buladı insan. O şer peyti de bendelikini izharı için teslimlikini zahar kılış gerek. O şimdi adabını Allah bilen saklaya alışı için özünün etkeni buluşu ya ki özünün bular merrede galip buluşunu isteş duygusunu yok atış gerek. Şunun için tercih ahlige bu adab deyip alahide takitlen yap. Özü hemen de buluş gerek bugün adabla bular. Tercih ahlige aynen şu tötte adabını keltirirken tecrüddeki kişiler çüşük mümkün bugün imtihandan ötüşü için. Söyleyeyim. Ben de sebep dedi kişi, tesebbüb dedi kişi, sebep makamı dedi kişi. O kişiye hem şu adablarını getirişi kemal beredi diye düşünmüşsün. Bu hemen için özü aslı bu. Kemal beredi. Lekin o sebep ahli için gereği bugün esasi adablar çiğdiyse salihler bilen, abrarlar bilen birge dostlaş, şunlar bilen birge buluş. Neme için? Çünkü tecdid egesi sebeplerden üzüldüğünü için o tasarlanması mümkün. Ama sebeplerde bağlayan kişi tasarlanır yani diye adımda. Çünkü o avrarlarını tellesin fakat. Facirlerden uzak olsun. Tecrid makamına yetken kişinin kalbi başkalarından tasarlanmadığı için onunla bu adabların zikir kılmayıp. Çünkü o özü aslı uzak. O ne fakat facirden, o avrarlarından uzak olup yetken özü aslı. Üzülüyen o. Çünkü onunla fasıkka yakınlaşma, avrarlarla birge bu deyip şart koyuş şartmaz. Özü uçuna kıvı uzu. O özü aslı Allah'dan başkalarından üzülmüyor o. Çünkü bunu sebep ahlige adab kılıp kendilerini ki çünkü sebep ahli sebepke mahkum sebepke mahkum bugünden keyin onda tasarlanış kabiliyeti var. O eğer abrar bilen boptursa gene yaxşı yürüdü. Fasıklardan uzak boptursa gene yaxşı yürüdü. Bu mesela fasıktan tasarlanıp günahı ketip kalış ihtimali var. Ve abrarlar bilen yürümese himmeti pesleşi ihtimali var. Sebep ahlige bu adablarını keltirişten murat şu. Aynen. Cemaatte namaz okusun diyen neyem şunun için. Çünkü cemaatte kişi salahiyatını şöp duralıydı. Çünkü siz mesela puldarlarla otursanız uzak. Puluya kızı hıpket etsiz. Futbolcularla otursanız futbolcuya kızı hıpket etsiz. Ahli ilimle otursanız ilimye kızı hıpket etsiz. Yani beş mehal cemaatte Allah'ın ibadeti de cemaatle bulsanız ibadetke mahkem hıpket etsiz. Çünkü muhitiniz ibadet muhiti bulur. Sebep ahli tasarlanışı bugün için onlar da taşkarıda. Cemaat onlarla lazım oluyor. O yüzden tecrid ahli hem cemaat lazım. Sünnetki amal kılmasına o makamı yeter almaydı. Lekin onge bunu takitle şartmaz. Ama sebep egesige bunu takitlenişi gerek. Ve fakir ve miskinlerge koludan kegen yardımını versin de bunu koşuyorken sebep ahli de ozu koluda bir nesne bulmaydı. O koluda çüşü bilen biri var.
O şunca onge bunu takiplenmeydi. O uzun üşemeydi asli sebepti. Kolge bir nesle kese, ala diyor, özge kereğini alıp koyan diyor orada. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir gün asr namazını okudular ve şaşkence mihrabdan üylerine kirk ettiler. Kiyimlerini süzülegence. Ve keyin çıkıp ettiler ki, sadakadan kop ketken tilla barıdı üyde, şunu tarikatı koyayım, ismi dedim, ismi geçişip kal dediler. Üyümde tüneşini istemedim dediler. Ana şunu diye böyle tecrüde ahli, onu düşünmedi mesela. O çünkü onlar giyken bağlanıp yardım kılın diye tavsiye edemez. O düşünmedi konuda o. Ama sebep ahli, ya bu takipleniş gerek. Çünkü o konudaki malge tayanladı. Onun ki ayıp turist gibi himmet kıl, yardım kıl deyip turist gibi. Mesela şu an oldu o yüzden. Bizi bakarlıkımız tutadı. Sebep ki tayanganımız için. Çünkü biz de takiplenedik ki yakşilik kıyın diye. Başkalarına bir gün yardım kıyın, miskinge bir, fakirge bir de biz de takiplenedik sebep ahli. Ne demek ki? Çünkü biz sebep ki tayanganımız için biz uşak kalışka hareket kılamız. Kolumuzda 10 bin olsa, minini verirsem o 9 bini tursa diyemiz. 10 bin dolar almayız biz. Ya ki 9 binini verip 1000 yeter diyemeyiz. Biz orta katkı tayanganımızdan biz uşak kalışta payıda olamız. Çünkü biz de bu adab gerek. Tercih ahli bu gerekemez. O koruda hiç işlemedi o. Bizga kerak ki, bizga eslatadiki sen sabab ahlidansan. Yopishib olma sababga. Qo'lingdagini ber boshqalarga. Bersang, Alloh taolo beradi senga. Allohning atosiga tayan qo'lingdagiga emas. Qo'lingdagiga emas, Allohning qo'lidagiga tayan ko'proq. Deb bizga shuni mashq qildirish uchun sabab tasabbub ahlini odoblaridan deb to'rinchisini faqir miskinlarga yordam qilish deb keltiryaptilar. Tushundingmi? Mana shu Abu Hasan Shoziliyni aytgan bayonlar. Yana aytadilar ki, "Va min adabil mutasabbib iqomatuhu fima aqamahu al-haqqu ta'ala fihi min fi'li al-asbabi hatta yakuna al-haqqu ta'ala huwa alladhi yanquluhu minha ala lisani shaykhihi in kana aw bi isharatin wadihatin kata'adhdhuriha min kulli wajhin fa hina idhin yantaqilu lit-tajdid." Inda sabab mutasabbib bor, mutajarrid bor. Mutasabbib sabab olamidagi kishi, sababga bog'langan kishi. Mutajarrid tajdid maqomiga o'tgan kishi. Sabab maqomidagini mutasabbib deymiz, tajdid maqomidagini mutajarrid deymiz. Mutasabbibni odobi nima? Odoblardan yana biri shuki, Alloh subhanahu va taolo uni sabablarni qo'llash o'rniga qo'yib qo'ygan ekanmi, o'shani qo'llasin. Sebepten geçmesin. Karnım ağrı yaptı mı? Ben dar içişim gerek. Çünkü menge sebep kılıp dağrı koyup koyuyor Allah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam adette kişiler ki şunu buyuruyorlar. Çünkü adette kişiler mütesebbib olan. Mütecerrit o milyondan bir de çıkadı. Ya ki ondan kem çıkışı mümkün belki. Üçüncün mütesebbib adette mütesebbib bugün için kişilerin makamı, sebep makamı bugün için. Onlarla şeriat şu nuqtai nazardan gapiradi. Shuning uchun bir kishi mutajarridni odobini yoki mutajarridni ahkomini aytsa, bu shariatga xilof deb yubormang. Xilof emas, u shariat umumni nazarda tutib hukm aytgan bo'ladi. Xususga o'ziga xos hukm aytib qo'ygan bo'ladi. Lekin odatda tarqalgani va odamlarga o'rgatiladigani ular sabab ahlidan bo'lgani uchun mutasabbibni ahkomi bo'ladi, hukmlari bo'ladi. Mutasabbibni odoblaridandir Alloh taolo uni qaysi o'ringa qo'ygan bo'lsa sababni ishlatish ma'nosida o'shanda turishligi boshqa yoqqa o'tmasligi. Ya'ni men kasallikka davo qilmayman, o'zi yaxshi bo'ladi deb turolmasin, sababga urinsin. Chunki u o'sha maqomda. To'yinki Alloh subhanahu va taoloning o'zi uni sababdan olib chiqmaguncha bu tajarridlikka, tajrid holatiga. Qanday olib chiqadi? Bilisani shayxihi. Shayx aytadi, sen yaqining yetishdi qaysidir darajada. Qaysi darajada masalan sabr, uchun sabr, qanoat, rizo, tavakkul maqomlarini bosib o'tish kerak nafs. Nafs ularni bosib o'tgandan keyin tajridga yetolmaydi. Bo'lmasa yetolmaydi. U shunchaki tavakkaliga odam qilib ko'raychi desa hosil bo'lmaydi. U nafs shunga tayyor bo'lish kerak. U darajama daraja tayyorlab borilganda keyin tajrid maqomiga yetganida u tajridga o'tadi, keyin o'tadi. O'shani shayx aytadi. Bilisani shayxihi inkan. Agar shayx bo'lsa shayx aytadi. Yoyinki bi isharatin wadihatin ochiq ishora bo'ladi Alloh subhanahu va taoloning o'zidan unga sababni tashlada tajridga o'tgin degan. O'sha holatda o'tadi u.
O kanaka boladı. Mesela dediler, sebepler onge kol kemiye kaldı. Her bir, birer bir cihetten. Yani okşamaydı sebep. Sebep okşamayanı, o şey sebeplerini, yani böyle sen kılaman dese okşamaydı. Kılaman dese okşamaydı. Sebebini keltiredi, netice vermeydi. Netice vermeyse demek, her sebebini kolla köyledi, netice vermedi mi? Terk kıl sebebini diyeken bunu. Bu üçünü de terk kıl. Ana çünkü okşayan işare bilen gene ötüledi. İşare bulmasa, ya ki şeyhinden açık bir yöneliş bulmasa, buyruk bulmasa, kişi tecdidine ötmeydi. Sebep de yürüdü, mütesebbib oldu. Mana şu mütesebbibliğinin adablarındandır, diyebilirler. Fe iradetuhu tecrid ma'a ikametihi teala lehu fil esbab min eşşehveti l-khafiyye li'ennen nefse kad taqsidu bidâlike r-raha ve lem yekun leha min el-yakini ma tahmilu bihi meşâkkal fâqa. Fe nezelet biha el-fâqatu nezelet ve attarabet ve raca'at ila l-esbab. فيكون أقبح لها من الإقامة فيها فهذا وجه كونها شهوة. إن ابن عطاء الله حكمت لك إرادتك التجديد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. الله سين سبب لك قويب قويان خالد تجديدنا إرادة قلشين مخفي شهوة تندر لله. إرادة بو kalbinin bir narsaga yuzlanishi istashidir. Shahvat nafsning unga yoqqan narsaga qo'zg'alishi. Har qanday narsaga bizda shahvat deganda odatda jinsiy qo'zg'alish nazarda tutiladi. O'zbek tilida ko'pincha. Lekin asli shahvat nafsning unga yoqqan narsaga tabiiy yoqqan tabiatiga yoqqan narsaga qo'zg'alishi, intilishini shahvat deydi. Asli shahvat u pulga bo'lgan ham shahvat deyiladi. Amalga bo'lganda ham shahvat deyiladi. Har qandayki nafs o'ziga muvofiq narsani istarkan o'sha istashi shahvat deyiladi. Ovqatni ham keladi, yemoq ichib ham hammasi kelaveradi. Endi bu yerdagi ham o'sha iroda ham shahvatdan deyapti. Tajridni istashing shahvatdan deyapti. Ya'ni nafsning istaklaridandir. Bo'lganda ham xafiya, maxfi istak. Endi nima uchun buni shahvatdan sanayapti? Masalan, bir kishi sabab olamida yuribdi. Mutasabbiblardan. Sababni tark qilib tajridga o'tmoqchi, g'orga kirib ketmoqchi masalan. Tark dunyo qilib, rizqimga o'zi keladi deb. Masalan, yoki uyda o'tirib olgan. Men hech narsa qilmayman, Alloh taolo o'zi qilib beradi hamma yoqni deb. Bu shahvatdan durishu. Hali sabab senga ishlayotgan ekan, sabab senga senda hali sabab tatbiq bo'layotgan ekan, tajridga o'taman deyishing shahvat. Nimaga? Chunki sababni ishlatishga mehnat kerak, vaqt kerak, o'xshaydi, o'xshamaydi, urinish kerak. Shu narsalardan kechib, shu narsalardan qochib, nafs rohat olmoqchi. Ya'ni jim yotaversa-yu, hamma o'zi kelaversa. Maza qilib yashaversa-yu, o'zi hamma bo'laversa. Ya'ni mehnatdan qochish bu nafsda. Sababdan qochish sababda turganing paytida tajridga qochishing hali Alloh o'tkazmay turib. Bu nafsni shahvatidandir. Bu gapni aytishlaridan murod ko'pincha tasavvufga kirganlar karomat istab qoladi ozgina ibodatdan. Soliklarda bo'ladigan fitnalardan bu. O'sha karomatlarda masalan bir ba'zi bir zotlarni Alloh taolo osongina istagan narsasini hosil qilib qo'yadi. Menda ham shunaqa bo'lsa-yu deb qo'yib yuboradi keyin. Menda ham shunaqa bo'lsa-yu deydida, o'shunaqa holatni havas qilib, men ham sababdan chiqaman deydi. Sababni tark qilsam, menda ham o'shunaqa oson hosil bo'ladigan bo'lsa, ajabmas karomat deb qoladi. Shu shahvatdan shu deyaptilar. Karomat istash ham shahvatdan bo'ladi. O'zida karomat hosil bo'lishini istash shahvatdan bo'ladi. Chunki u bandalikni esdan chiqargan bo'ladi. Alloh taolaning haqqini haqqidan o'zini haqqini muqaddam qo'yayotgan bo'ladi. O'zini haqqini emas, o'zini istagini muqaddam qo'yayotgan bo'lib qoladi. Amal bandalik uchun qilinadi. Evaziga karomat hosil bo'lishi uchun emas. Soliklarda yoki o'sha nafs tarbiyasiga kirgan kishilarda nafsni ofatlaridan va fitnalaridan biri shu bo'ladi. O'shuning uchun bunga u kishi tanbeh beryaptilar. Ko'pincha ishon bo'lgan uyga borib o'tirib oladida
Men deydi sabahda uzurgeme Allah Teala diye size rızkını deyip oturup oladı. Akalani içi oturup oladı. Bu mahfi sahabattan böyle düşün. Hala Allah Teala onu tecridge alıp ötmeyi türüp bunu kısa. Bu bakman deliydi. Bu talib ilimlerden var bunun göğsüyen afet. Bazı talib ilimlerini şu yerden köreriz. 18-20'ye kirip koyuyan. O zaman 18-20'deki ilim başlaş kıyın nersi olsun. Alıp beni. Okşu yürmese yani ki o zaman okuyuz kemese bar ket deseyiz ket kiskemedi. Ne mege? Çünkü imak içmek acaydı. Dadası ya ki emek spucu neti yaptı bunu. O ilim okuyup diye hayalde. O kayıtsa mesela 300 dolar kirliyken olsa yüzden. 300 dolar tapış için. Mesela 3,5 milyon, 4 milyon aylığı alış için. Çünkü 8 satış teşkedik. Ondan göre göğen ki şöyle bir talib ilimge okşar. Kitap yanında oturup dursa. O yüzden bir mihnet, bir meşakkat. İskınacayda, kışta salkın, kışta istiğde, yazda salkında. Kitabı aldı otursa, anne rızkıyla olursa. Ben şehvete hafif yedin şu. Surette, ibadette, surette talib ilim mihnet kılınken bu olaydı. Lakin asıl o mihnetten kaçırken bu olaydı. Kud şu halet bu olaydı. O şey nefs terbiyesi yıkırken kişilerle. Gören ki o şey tirişçiliği koysam mı, namazı koyursam mı, o da ozu beri olursa. Yani ki öde oturup zikir kıkı oturursam. Yani ki işte bu benim üyelerde atalabına aşın diye butulu olursak. Ziyafet tıkılıp. Yani ki keramat isteşten boğuladı. Bu yani bir de ondan da belen baskışı. Tercih ahliden, boruşunu isteşten morat. O sebeplerden üzülüş meşakkatini kötüleşmez. Belki sebepsiz asan güne köpünürse hasıl boruşunu isteş. Kerametler hasıl boruşunu isteş boğuladı. Bu hem şehvetti. Mahfiliği şu yerde. Yani bu tapışkı yenilirse. Özüyem insan bilmiyor kadar. Çünkü bu kişi şimdi tembih veri yaptılar. Tecridini isteşeyim. Sebeplerde türgen halinde mehfi şehvetten dur. Şunun dek talip ilim, ilim okuş. Mesela ilim okuş gerek, yardılaş gerek, tekrarlaş gerek, muzakara kılış gerek, mehnet kılış gerek, ertelepsi geç kılın okuş gerek. Doğru mu? Allah Teala keramat kılıp, şurada bir evliya kere ağzı geçin, hırma sahip geçse yok. Laf et ve hemen asayi atan adıya bak, koseç. Şunu arzu kılın. İbadet kılığa vursa mı ilim özü, ilimlerden hasıl bu kılın deyip arzu kılın. Bu hem o tecridini bitti yani görünüşünü istes. Aynı tecrid mekamı bu mesela. Hmm. Tecridden bitti mevkifini istes yani ki bir cüzünü istes böyle. Bu mahfi şehvetten dur dediler. Ne mi uçun dese? Çünkü nefs bu bilen kat taksidu. Gaha. Rahat ne isteydi? Halbuki onda muhtaçligini kötüledigen nefsini, muhtaçlığını kurtarışı için kereyi bugün nefsteki yakin, tevekkül hali şekillenmeyen böyle. Siz mesela sebebini terk kılışınız için, garda kırıp ibadet kılışınız için, açlık geçide alışıyız gerek. Malum müddet, umumun işçisi kimesi gibi mümkün rızkı olur. Umumun, bir hafta 10 gün. Mümkün. Allah Ta'ala rızkını beret degen yakin, anık şekillenmeyen olsa, ve Allah Ta'ala'ya bağlılık şekillenmeyen olsa kişi de, o adam kurtarılmaydı. Tecridini. Neticede o kişi fakat rahat isteyken böyle. Meşakkatli kötüleşe kuvveti yok ama rahatını isteyken böyle. Neticede ne böyle? Fakat nezalet bihal fakat çünkü onun hacet ne kadar açlık ya ki bir musibet ya ki bir kıyınçilik kep kosa ne böyle? İzdirap ki uçuştu başlaydı. Sebep ki özünü uğradı kayıt. Bu aldığınki sebepte yürüyen halatından göre hunik halat böyle. Aldığınki sebepte yürüyen halatından göre hunik halat böyle. Bunu ulamalar o şey kat karalıydılar. Yani kişi ayta diyor biz dilimizde ördek gaz yürüyüş kılaman degeneken ayağa kirlip getirdi dedi. O şuna kabul edin. O uzun iplenmeden cahaya adam vurgen buladı. Uruşluğa sebep şehvet buladı. Ve innemen kâinet hafiyyeten. Ne mu için indi mehfi dedi. Şehvetliği rahat isteyken deneken. O sanki hasıl buladı ki sebeplersiz. Yok neresi. Ama şehvet dediler o hafiye, mahfi dediler. Mahfiyle gene mi dediyse? لِأَنَّهَا فِي الظَّاهِرِ اَظْهَارَتْ الْاِنْكِطَاعَ وَالْتَبَتُّلْ وَهُوَ مَقَامٌ شَرِيفٌ وَحَالٌ مُنِيفٌ لَكِنَّهَا فِي الْبَاطِنْ اَخْفَتْ حَظَّهَا مِنْ قَصْدِ الرَّاحَةِ اَوْ الْكَرَامَةِ اَوْ الْوِلَايَةِ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحُرُوفِ مِنَ الصُّنُوفِ دِيَن مِنَ الْأَصْنَافِ دِيَن حُرُوفٌ تَمُر وَلَمْ تَقْصِدْ تَحْقِيقَ الْعُبُودِيَّةِ وَتَرْبِيَةَ الْيَقِينِ إِنَّ هَذِهِ آدَم şu isteğini, tecridge ötüşünü isteğini biz şehvet dedik, yani rahat isteyken için. Mahfiliğini mi dediyse o zahırda sebepini takılı yaptı değil mi? Zahırda tecridini kursatı yaptı.
zahiriden o tecrid ehliye okşayan. Mahfiliği şu yerde. O içinde nefsinin nasibesi kalan. Halbuki zahirdeki tecrid Allah Teala'ya teslimlikini, tola teslimiyetini izhar kılış, yakinini şekillendiriş, ubudiyetini, bendelikini, kalben nefsini hem tola teslim bugerini, Allah'a uzun tapşırgenini izhar kılıştan ibaret edildi tecrid o zaman. O batında şu izhar kılış, batında şu ubudiyet hasıl bugerindeyken, onu izhariye zahirde tecrid kılış gerekir. Bu aksince zahirde tecrid yese diyor, sebeplerden üzülen kişi olup görün diyor. Ama kalbinde hala teslimiyet hasıl olmadı, ubudiyet hasıl olmadı. Mahfiliği şu yerde, dediler. O adam, haliyetken bize rahat isteyken buluşur mümkün. Keramet isteyken buladı. Ya ki veliliği isteyken buladı. Ya ki şimdi okşayan kana kadar nefsini, nasibesini isteyken buladı. Bendelikini, ubudiyetini hakiki yüzeye çıkarmak için mesul. Yakinini terbiye kılmak için mesul. وفاتها أيضا الأدب مع الحق سبحانه وتعالى حيث أرادت الخروج بنفسها ولم تصبر حتى يؤذن لها. شنو ديك بيردة شهوات خفية بار ينا بأدب لجان بار الله كنسبة الله تعالى دار أنك إذن بمستن ترب سبر كتر مدى تاينك إذن بلوشن كتر مدى تجريد قوتشك وعلامة إقامتها فيها دوامها له مع حصول النتائج وعدم العوائق القاطعة له عن الدين وحصول الكفاية بحيث إذا تركها حصل له التشوف إلى الخلق والاهتمام بالرزق فإذا انخرمت هذه الشروط انتقل إلى التجديد. عند بربندان الله تعالى سبب كي قويب قوي يعني أنه قيدا بالأمس أكشت لكي سبب كي الله سيني قويب قوي ساي وسين تجديدني استيكام بوسين مخفي شهواتان دور ديدلر خب سبب كي الله بزي قويب قوي يعني قيدا بالأمس دي سيت ديدلر كي بنا علامتي الله تعالى بندان سبب لكي قويب قوي يعني علامتي سبب لردن نتيجة أمي خاصل ببطلش و ديني عمل لردن يعني الله تعالى qiladigan ibodatlardan, toatlardan uzadigan to'siqlar bo'lmasligi. Ya'ni sabab bor, masalan, kasb qilyapsiz, kasbingiz foyda keltiryapti va sizni ibodatdan ham uzmayapti. Mana shu holat. Va husul va shu bilan birga husulul kifoya o'ziga yetgudek rizq, ya'niki boshqa amalda bo'lsa, o'sha amalning natijasi kelib turibdi. Shu bandani sabablarga qo'yilganini belgisi shu. Bu degani deyarli hamma shunday degan. Endi shu kifoya qilguday rizq kelib turadi shu qadarki agar u sabablarni tarqaladigan bo'lsa u odamda tashavvuf ilal xalq ya'ni odamlarni qo'lidagiga ko'z tikish boshlanib qoladi va rizqqa ehtiyoj va ehtimom boshlanib qoladi. Fa'idan xaromat hadihi shurut mana shu shartlar agar kesilsa ularga mana shu shartlarga xalal yetsa u odam keyin tajarrudga o'tadi tajridga o'tadi. Mana shu sabab, mana shu shartlar degani nima degani? Sabab bu odamdan uziladi. Sabab qiladi o'xshamaydi. Mana sen qilaman deydi, natija bermaydi. Qaytaradi, natija bermaydi. O'qib ko'radi bo'lmaydi, o'qib ko'radi bo'ladi bo'lmaydi. U odamda natija bo'lmaydi va yoyinki uni dinidan to'suvchi narsa bo'ladi o'sha. Kifoya qilgan narsa undan hosil bo'lmaydi, ya'ni qilgan amalidan natija hosil bo'lmaydi. Shunda u odam tajridga o'tadi, deydilar. Bu aytib qo'yamiz, nafs tarbiyasi yo'lidagi bosqichlardan biri. Bu hamma qilish shart degani emas. Va o'sha tarbiyaga kirmagan kishi qilmaydi buni. U uyda o'tirib hozir yaxshi, hamma yoqqa band bo'lib, hamma ishni qilib yurgan odam, balki lag'ov bilan band bo'lib yurgan odam, balki besh vaqt namozlarini o'qib yurgan odam, ertamandan kechgacha ishlab yurgan odam to'satdan ertadan men qani qilib ko'rayinchi desa bo'lmaydi. Bu yaqinni tarbiyasi asnosida qilinadigan narsa. Uning uchun oldin kishi taqvoni hosil qiladi, varani hosil qiladi, zuhudni hosil qiladi, tavakkulni hosil qiladi. Keyin shularga yetib keladi. O'sha asnoda sabablar bilan mashg'ul bo'ladi baribir. Vaqtiki o'sha kishiga sabablar o'xshamay qoladi. O'sha odamga aytilyapti bu gaplar. Bu har kimga emas. Men bir marta ma'ruzani qilib ko'rdim, o'xshamadi. Keyin tirka tashqiruvdim, bankrot bo'ldim. Men tajrid ahlidanman demaydi u. U eplomayotgan odam bo'ladi. Bu qalb bilan bog'liq narsalar. Qalbi nafsi tarbiya topayotgan odamni
o'sha yaqinni tarbiyasi asnosida qo'llanadigan narsalar. Sababni o'xshamay qolishi ham o'shalarga u. Diplomga qolgan ishini qilib qo'yib, bankrot bo'lib qarzdor bo'lib qolgan odam yoki hozirgi kunda ochko o'zligidan katta qarzni olib, katta ishni boshlab o'tirib qolgan odam men ahli tajridman demasin. O'zini o'zi aldayotgan, adashayotgan bo'ladi. Bu nafs tarbiyasida tavakkul, zuhd va bir qancha maqomlarni bosib o'tgandan keyin qilinadigan, ko'riladigan tadbirlar. Qola ba'duhum qola fi tanvir. Tanvir fi isqoti tadbir degan Sakandariy kitoblari bor. Shu hikamda kelgan shu ma'nodagi bahsni to'la butun batafsil gapirganlar o'sha kitobda. O'sha kitobda aytgan ekanlarki, qola fi tanvirda murod Sakandariy aytganlar tanvirda. Allazi yaqtadihi al-haqqu mink, Alloh taolo tomonidan sendan talab qilinadigan narsa shuki, seni Alloh qaysi o'ringa qo'ygan bo'lsa shu yerda turishing. Hatta yakun al-haqq ta'ala huwa allazi yatawalla al-ikhrajak kama tawalla idkhalak. O'sha ha tajriddan sababga, ha sababdan tajriddga o'tish bo'lsin. Alloh seni qaysi biriga qo'yib qo'ygan bo'lsa, o'zi o'shanga o'sha sabab bo'lsa sababga kirgizganidek, sababdan o'zi chiqarmay turib, tajridda bo'lsang tajriddga qo'yganidek, tajriddan o'zi chiqarmay turib, o'zing chiqishga yo o'zgartirishga harakat qilmasligingdir. Qo'ygan holatda qolishing. Mana shu Alloh taoloning sendan talab qilgan narsasi, taqozosi shu. Walaysa sha'nu an tatruka sabab, bal sha'nu an yatruka kasabab. Asli gap, asli ish sen sababni tark qilishingda emas, balki sabab seni tark qilishdi. Ana o'ta nozik nuqta shu. Ish sen sababni tark qilishingda emas. Gap unda emas. Gap sabab seni tark qilishdi. Yana aytadilarki, va daqaltu ala shayx Abul Abbas al-Mursi Sakandariya taytlar. Abul Abbas Mursini oldinariga kirdim. Va fi nafsi al-azmu ala at-tajdid. قائلا في نفسي إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة التي أنا عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود المخالطة للناس. سكندرية تدرك أبو العباس مرسينا أدلر يكر جانا من كردم. إيشم دبر عزم برد. أوزم جو أوزم أتردم كي تجريد قسم. چونكي بو حالتم ده هذا ترجع حالتم ده. الظاهر علم بلن بند بولشم ده. Odamlar bilan qorishib yurishimda hali beri Allohga yetisha olmayman. Hammasidan kechib tajridga o'tsammikin degan azm ichimda paydo bo'lgan. Shu holatda kirganimda u kishi men hali u kishidan bu narsani so'ramay turib gap boshlab qoldilar. Aytdilarki sohibani inson mushtaghilun bil ulumi zohira va mutasaddirun fiha. Menga bir kishi hamroh bo'ldi, yonimda bir shu suhbatimda bo'ldi. Bu odam zohir ilmlar bilan mashg'ul, o'sha ilmlarda yetakchi o'ringa chiqqan, dars beradi. Bu odam biz bilan yurib fazaqa min hada at-tariq shay'an. Men bilan yurib bir muddat men bilan birga bo'lib, mani tarbiyamda bo'lgandan keyin bu tarbiya, bu ma'naviy tarbiyaning mazasini totib qoldi ozgina. Bir kun faja'a ilayya fa qala li ya sayyidi akhruju amma ana fi وأتفرغ لصحبتك. وعند باشكي درس بلد وزا ظاهر علمنا بلن بنت أرى أرى ده كله بوكشنا صحبتنا عبتولادي يا خصمتنا عبتولادي بر مدة أبو العباس المرسي بلن بوغن دنكين قلب ده بر حلاوات تطاب كله بأيت بتكي بأيت سيدم وزم تريان حالتان چقيم مش درس لده همسن دوتا تيمم وسيزي صحبتيزي فقط سيز بلن بولشكي أجلالي ميكن نمدي سيز ديب خالد شنما أون قاعدتم كي ليس الشأن ذا gap bunda emas. Walakin umkut fima anta fi wa ma qassama Allahu lak ala aydina fa huwa lak wasil. Qanday bo'lsang hozir shu holatda davom et. O'sha darslaringni beraver. Alloh bizni qo'limizda senga beradigan narsasi senga baribir yetib boraveradi. Sen unga ajrashing shart emas. Gap sen aytgandaqa u darsni tashlab meni yonimga kelib o'tirib olish bilan bo'lmaydi dedilar. ثم قال كين شيخ قلت ابو العباس المرسي ونظر الي ابو سكندري قلت لك وهكذا شان الصديقين صديق لارني ايش شنو بولاد قند بولاد لا يخرجون من شيء حتى يكون الحق سبحانه هو الذي يتولى اخراجهم
Siddiqlarning ishi shunday bo'ladi. Alloh taolo o'zi bir holatdan ikkinchi holatga chiqarmasa, Alloh taolo qo'ygan holatda davom etishi bo'ladi. O'zlaricha o'zlariga bir narsani ixtiyor qilib, u tajriddan sababga o'taman, undan bunga o'taman deb urmaydilar. Siddiqlar shunday bo'ladi dedilar. Shundan keyin o'kishni oldilaridan men qalbimdagi haligi esimga kelib turgan gaplar hammasi yuvilib, toza bo'lib chiqdim qalbimdan. O qalbimda bir rohat topdim. Alloh subhanahu va taologa bir taslim hissini ko'rdim. O'zimda shu hissini topdim. Qalbim bir rohat tuydi dedilar. Sakandan. Walakinnahum kama qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Lekin har qanday holatda ham walakinnahum da murad lekin ahli tasavvuf demoqchi. To'g'ri biz boshqa ilmlar bilan, zohiriy ilmlar bilan yoki boshqa amallar bilan band bo'lamiz. Ularni oldilarida ozroq bo'lsa ham, lekin ular shunday bir qavmki Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlaridek, ular bilan birga bo'lgan odam baxtsiz bo'lmaydi. Birga o'tirgan odam. Qaysi qanchadir muddatda birga o'tirgan bo'lsangiz ham baxtsiz bo'lmaysiz. Shuning uchun ularning suhbati tortadi baribir odamni demoqchi. Yana aytadilarki, innama mana'ahu min at-tajdid li sharahi nafsihi ilayhi. والنفس اذا شرهت للشيء كان خفيفا عليها والخفيف عليها لا خير فيه وما خف عليها الا لحظ لها فيه قال رضي الله عنه مرسكن دريت كم دريانا انما منعه من التجديد ده مراد ابو العباس مرسي هالگی آدمنی تجدیددن من قلدیو درسینی قلاور بزدن ایتادیگانی سنگی اوزی یتیب باراورد دیب نمگه من قلدیلر دیسه چونکی اونی نفسیده تجدیدگه اوچلیکنی کرد شرح دیگانی ochlik, ochko'zlik. U nafsidan bo'lyapti uni. O'shani ko'rdilar, chunki nafs bir narsaga agar intilsa, unga o'sha narsa yengilligidan, osonligidan intilayotgan bo'ladi. Qaysi narsaki nafsga yengil bo'lsa, unda yaxshilik yo'q o'zi asl nafs uchun, nafs tarbiyasida ya'ni. Chunki u o'zini bir qanaqadir o'shandan bir lazzati, bir nasibasi bo'ladi, shuning uchun o'sha bir narsaga nafs intiladi. Intilgan narsasida nafs tarbiyasida yaxshilik yo'q. Dedilar. ثم قال فلا يتجرد المريد في حال القوة حتى تفوت إن أراد أن تستفيد نفسه فإن جردها في حال القوة أتاه الضعف فيعقبه الخصمان ويشوشونه ويفتنونه وربما إذا لم يدركه المولى بلطفه سامح في الخلطة في الخلطة ويرجع إلى ما خرج منه حتى يسيء ظنه في بأهل التجريد ويقول ليسوا على شيء كلنا دخلنا البلد وما رأينا شيئا. لكن مريد تجريد جوت مخصب وسهم قوات لي حالة دوت مسن تجريد كه قوات بارو تريم بيت. أجر نفس دن فايدة مخصب وس. چونكي قوات لي بيت ده تجريد جوت سه كين ضعيف لي كيف قصة ضعيف لي كيف قصة. O adamda istirob paydo bo'ladi. Dushmanlar unga orqasidan husman, fayaqubul husman degan, ya'ni orqasidan dushman keladi unga. Ya'ni shayton vasvasasi keladi odamlardan bo'lishi mumkin. Uni mushavvash qiladilar, chalg'itadilar. Uni fitnaga soladilar. Irhamukalloh. Agar Alloh subhanahu va taolo o'z lutfi bilan uni saqlab qolmasa, yana oldingi holatiga sabablarga qaytishi yana odamlarga aralashib ketishga yo'l berishi mumkin bo'lib qoladi u odam. Va hattoinki tajrid ahli haqida yomon gumonga ham borishi mumkin. Aytishi mumkinki, bu tajrid ahli hech bir narsasi yo'q bularni arziydigan. Biz bular kirgan joyga yurtga biz ham kirganmiz, hech vaqo topgan emasmiz deyishgacha borishi mumkin deydilar. Shuning uchun quvvatni ham rioyasini qilsin demoqchi. عند متجرد إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط من الهمة العالية. يقارنات كانمس برنش جملنا شرخ إرادتك التجريدنا سبب لرجع الله سين يقول جانو هذا تجريدني استشين مخفي شهوة تندر دلنا عند إكينش قسم دات لركي الله سين تجريدية قويب قول جانو هذا سبب لرجع يستشين سبب لرني استشين oliy himmatdan quyilashing, pastlashingdandir, past ketganingdandir dedilaru. Endi aytadilarki, shunga izoh beryaptilar, chunki mutajarrid agar
sebeplerge kayıtmakçı bulsa, açık izinsiz Allah subhanehu ve ta'ala'nın özüden. Bu, âli himmetten kuyu himmetke, yani bir yolu âli yukarı velayetten küçüğüne velilikke, yani has veli buluştan adli Müslüman mumun buluşke diyen kayıtçıdır. Velayet-i suğra diyen umumi Allah Teala innallaha veliyyüllezine amenu. Allah veliyyüllezine amenu. Allah Teala hemen mumunlarının velisidir. Bu mutlak velayet buladı. Küçüğüne velayet. İman keltiriş bilen hemen de hasıl buladı bu. Allah iman keltirgenlerinin dostudur, yardımcısıdır diyen velayet. Ama ala inne evliya Allahi la khafun aleyhim diye veli, o has dostlar olar. O katta velayet değiller. Katta velayet değiller. Bu onun umumisi umumi velayet değiller. Kutu maiyyetki okşigen. İnne Allah'a ve huve ma'akum eyne men kuntum. Kayırda bu ses Allah sizi bilen birgedir diye de. Kafir Müslümanı katta küçük yaşı yaman hemesi gibi gel. Ve la adna min zelike ve la illa huve ma'ahum eyne men kanu. Münafıkla bilen birgedir olar. Üç testi olsa tört testi törüncüsü Allah bilip törüncüsü diye manada. Tört testi olsa beşincisi Allah kayırda kayırda nime halatta buluşmasın onlar bilen birgedir Allah. Ve huve ma'ahum eyne ma'ahum ma'iyyet birgelik. Eyne men kanu kayırda bu sefer ham. Diye de bu umumi ma'iyyet. Mu'minu, Müslümanı, kafiru, münafıkı hamasıyla taalluklu. Şimdi, inna Allah'a ma'a sabirin, Allah sabirliyle bilen birgedir degendeki ma'iyyet birgelik şey, o khas ma'iyyet. O kömekçilik, yakın alış manasındaki birgelik. Bunisi nezaret manasındaki birgelik. Umumisi. Hud çünkü o şeyin velayetem umumisi, iman ahlinin hamasını dost düşün manasındaki velayet, küçüğüne velayet. Ama katta velayet bu has özge talep alışı, özge has muamele kılışı da böyle. Bu adamın ki şu himmeti pesleyeni böyledi. Tecridden sebep ki kaçsa eğer. Ve katta velayetten küçükine velayeti kaçken böyledi. Himmet ne mediyse himmet inbi'atun nefs ila meksud. Kuvvetu inbi'atun nefs ila meksud. Kuvvetu inbi'atun ruhi ila maqsudin madid. Yani insanın batınının, içki alamı, ruhunun ya ki kalbinin birer maqsadge kuzgadışı himmet değil. O şu küçülüğü bosa âli himmet boladı. Kuyu bosa pas himmet boladı. Şimdi pas himmet değildi. Çünkü ne için deyse o doğrudan doğru sebepsiz, sebeplersiz Allah Ta'ala bilen muamele kıptırgan adam sebepge kayıtışı. Bu yukarı dereceden pas himmetge düşüş boladı. Yukarı himmetten düşüş buldu. Kala Şeyh-i Şuyuhine Seyyidi Ali radıyallahu anhu ettiler ki Şeyh'im Seyyidim Arabi ettiler ki ey balam eğer birer nerseni eğer tecridden göre başka birer nerseni topkanımızdaydı ben eğer tecridden başka birer de afzal rak yakır rak menfaatli rak nerseni körgenimdeydi onu senge etken bulur. Lekin bu tarik ahli de tecdid iksir kebi âli makamdır. İksir nadir madde. Şundaki ondan bir kıyrat yani öte bir milli milli gram diyene. Bir kıyrat mağrubu meşrikinin ortasını tolder edigen derecedeki köp tilleden yaşlı. İksir kişkine madde, kımmet madde oladı. Ondan bir persesi bir kıyratı mağrubu meşrikinin ortasını toldurgan tilleden kımmet türedi. Öte nadirliği de. Tecrid şunu hangi nadir bir madde. Nadir bir sıfat o. İksir kanı hangi nadir madde olsa alemde. Maddi alemde. Tecrid manevi alemde şunu değil nadir bir hıslet diyor. Ondan göre menfaatli olarak, ondan göre Allah'ın yetkisi uçurak yakınlığı narsa o günde ben eterdim senge. Deyip etkerler Seyyidim Arabi dediler. كذلك التجريد في هذه الطريق وسمعت شيخ انا اشتمكي وكشاتلر يعني شيخ علي اتلر معرفه المتجرد افضل وفكرته انصع تجريد حالت دیگه کشاد کشینه معرفته الله سبحانه و تعالی گه بوگن معرفته الله نه تنشه و اونین فکره یارقراق بولد انصع لان الصفاء من الصفاء والكدر من الكدر
Çünkü saflık saflıktan geldi. O adam Allah'dan başka hemen nesleden uzun tazeledi mi? Saflandı mı? Onu marifete hem alıyarak, fikri hem tınıkarak buladı. Saflık saflıktan geldi. Saflık buladı. Batınlı saflığı zahırlı saflıktan dur. Batınlı kirliği zahırlı kirliğinden dur. Hissi nerselerde kançalik ziyade bulsa kişi manada şunca nakıs bulur. Yukarıda etkenimizdeki. Maddi ilimlerde, maddi münasebetlerde, muamelelerde kişi köp şugullense, manevi cihetten şunca pesleydi, manevi cihette köp, kança köp şugullense, maddi cihetten şunca uzaklaşırdı kişi. Çünkü tecrid efzel durdu maksimler. وفي بعض الأخبار إذا أخذ العالم شيئا من الدنيا نقصت درجته عند الله وإن كان كريما على الله وأما من أذن له في السبب فهو كالمتجرد. إن خبر لردن بردك لديك عالم عارف كشاء أجر دنيا دن برار نرسان أزجى أسا الله سبحانه وتعالى حضور ده هر قنش مكرم بمسن درجة برقدر بس دين وش أجر نرسان قدر دبعت لدن. Ama dediler, bu gap var. Bu degan tecriddan mesela sebep ahlada yürgen, sebep ahlada hamasa tecrid ahlada pas degenemez. Şunu yapıp konuşuyorlar. Şunu etmek için bu kişi. Yani sebepte yürgenlerine hamasa tecrid ahlada pas degenemez. Çünkü dediler, kimge ki sebepte izin verilgen olsa o mutecerrid yok. Bilen bir kılıyor. Gel mutecerrid. Bu endi sebepten tecridge otup tecridden sebepke kaytgan kişilerle taalluqli. Allah'ın izni bilan kaytgan, o'zi kaytganmiz. Wa amma man udina lahu fi sabab degan, udina lahu fi sababda izn berilgan. Sababga izn berilgan degani tecriddan keyingi izn bu. Siz bilan biz tecriddan oldingi sabab yurishimiz emas. Chunki tecriddan murod aytganimizdek nafs tarbiyasi yaqinni kamol. O tarbiye tabi bo'lgandan keyin tajridga ihtiyoj bo'lmasligi gibi mümkün. Sababga qaytaveradi. O sababga Maryam onamiz tajriddan sababga qaytgani kabi. Tajriddan sababga qaytgani kabi. Bu qaytgan odam Allohning izni bilan qaytgani uchun mutajaddidda qoladi uning darajasi o'zi. In iza sara hina idin sab iz sara bo'lish kerak. Iz kamsizlarda? Ha, shu to'g'ri. Bizda iza bo'ldi. Iz sara hina idin sababuhu ubudi. Chunki uning sababga qaytishini o'zi ubudiyat duru. Allohni shu qonun qoidasiga taslim bo'layotganidan. O'shuning uchun u mutajarrid darajasida turadi. Chunki tajarruddan maqsad nima edi? Ubudiyatni izhor edi. U sababga qaytishi ham ayni shu ubudiyat uniki. O'shuning uchun uni sabab u mutasabbib sov suratda, ammo mutajarrid u haqiqat. Xulosa kalam anna tajrida min g'ayri iznin sababun. والسبب مع الاذن اذن تجديد ولا يسالك الله ما يتدجن بوسيك اذنسز تجديد سبب دور اذن بلن بولغان سبب تجديد دور بيدا بر تنبيه айтып قويдилар ки هذا الكلام كله مع السائرين биз юқорида таждид деганимиз таждиддан ундоқ бўлади тасаб мутасаббибдан ундоқ бўлади деб айтганларимиз юқорида ўтган гапларнинг ҳаммаси соликларга ҳали камолга етмаганларга тааллуқли. Yani oxirgi bekatga yetmaganlarga taalluqli. Ammo vosillarchi, vosillar bo'lsa, vosil ammal vosilin al-mutamakkinun. Al-vosilun bo'lish kerak. Shunaqa kamsizlardan? Fala kalam alayhim. Ularga gap yo'q. Chunki ular roziyallohu anhum ular o'zlaridan olib qo'yilgan kishilar. Ya'ni ular Alloh subhanahu va taolaga to'la taslim bo'lgan kishilar. Ularda nafs qolmagan o'zi asl. Ular Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsani qabul qiladilar va Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilan qaytaradilar, bu narsani qaytarsinlar. Alloh subhanahu va taolo ularni ishlarini o'z zimmasiga, o'zining tasarrufiga olgan bo'ladi. Va ularni qalblarini, ruhlarini o'zi saqlagan bo'ladi. Qalblarini o'zi qo'riqlagan bo'ladi. O'zidan bo'lgan nurlar qo'shinlari, lashkarlari bilan ularga ag'yorlarning, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsalarning zulam, shunaqa hamsizlarda ham zulmatlari ta'sir qilmaydi.
Ve aleyhi yuhmelu halu sahabeti fil esbab. Ashab-ı kiramlarının sebepke münasebetleri mene şu yüzünden bugün. Yani ular kalpleri tola tecridden otken bugün. Zahirde sebebini kollaşları aynı tecrid mekamında bugün onların da görüyor ki. Ubudiyetten çıkarmayan yani. Allah onlardan razı olsun ve onlara berekatlardan bizge berekat nasibe versin, ne menfaat versin. Ki dediler ki ve'alem ennel mutesebbibe vel mutecerrid amilani lillah. Şimdi mutesebbib bilen mutecerrid madem Allah subhanahu ve ta'ala uzu tesebbibi koyup uzu tecerrüdü koyarken düşünesen ki mutesebbib hem mutecerrid hem Allah'ın işçileri. O hem bu hem. Allah için amel kıl diyen kişiler. Çünkü iz kullu vahidin minhuma hasala lehu sidku teveccüh ila Allahi Teala. Çünkü ikelesi hem Allah subhanahu ve ta'ala'ya hakiki sidkı dilden sadıkane teveccüh kıyanlar. Yüzden gelirler. İkelesi hem. Bu yerdeki mutesebbibden murad tecerrüdden utkenler. Tecerrüdden utken mutesebbib hem ve tecerrüdü kalgen mutecerrid hem ikelesi hem Allah subhanahu ve ta'ala'nın amirlerdendir, işçilerdendir diyor yani. Çünkü ikelesi hem var vücudu bilen Allah yüzlengendir. Allah koygen caydaki yürediler. Hatta bazıları etkenirken ki mutecerrid bilen mutesebbib ikelesi iki de kulge okşuyordu bir padişahın kulu dedi. Bir tesige etti ki bar sen barıp o zihni tirişiliğini kıldı, o zihni akatini o zihni tafbiye dedi. İkincisi geldi ki sen benim yanımda dur, ben özüm senge yemeğini keltiremen, akatini, ölüşünü özüm keltiremen dedi. Dergin geldi ki bar sen barıp özüğün ölüşünü özüm işlep top. Bunun geldi ki sen şöyle otur olur, ölüşünü özüm yetkizemen dedi. Padişahın yanındaki iki kere kul ham, iki kere iş bilen iki kıl iş kıl yaptı. İki kere sen padişahın etkenini kıl yaptı. İki kere sen padişahın kulluğunu izhar kıl yaptı. Mutesebbib bile mutecerrid şu kelesi yok şey dedi için. Velakin sidku teveccühü fil mutecerridi akva li kılleti avaikihi ve kat'i alaikihi kema huve ma'lum. Şunu da borsa hem. Mutecerridde bir nev hafızallik var. O ne mi dese Allah subhanahu ve ta'ala'ya yüzlenişliğe sadıklıkını kemalı küçülüydü. O da küçülü yüzden gelmedi. Ne mi uçun dese o işte yüzlenişini tosa digan tosuk yok. Başka birer alaka yok ki Allah Ta'ala'dan başka narsaga burulışı ihtimali yok kalbide. Kalbini tarta digan Allah'ın yüzlenişinden tosa digan birer bir amel hem yokluğu için mütecerribini teveccühü küşlü rab oladı adette. Ebu Muhammed El-Murta'iş etkenler ki bu hali yani keledi uyan benimce. Bu kitap diyeyim ki, başka kitapta geledi. Keyin ra, başka babda geledi. Biz bu yerde, mesela şu ayet koymuşumuz onu. Başka bir mevzu, şu mevzuya taallukli cihetinden. Ayet edilir ki, Abu Muhammed el-Murtaş, ben tecrid yüzünü de bir neçe yıl haç kıldım deyip. O kan deyip oladı desiz, üyden şu çip getirdi piyede. Ne ulam inedi, ne azuka aladı. Bu, o şu nefs terbiyesi de, o şu dereceye yetkerle kıladı bunu. Çünkü o adam buradan soramaydı. Suam soramaydı. Tana ham, nefs ham şunge yereşe çınıkkan mı oladı? Kalp dedi iman ham. Ne için kıladı bu? Şeriat kesilmez mi? Kesilmez. Bu nefs terbiyesi için kıladı. Nefsi tola taslim bugününü takitleş için kıladı. Yakinini meşkı için kıladı. Bir neçe yıl haç kıldım dediler tecrid bilen. Baba da uzüge aynen kese bir nefse rızk alıp yiyordu. Çünkü o özge keyen buladı aynı. Allah Ta'ala'dan keyen buladı o. Lekin bir adam varıp soramaydı. O zaman yüden bir nesil avamaydı. Üçün ne kadar haç kıyırışken bazılar. Allah Ta'ala etkizgen. Bu ne için? Kalbide Allah'dan başka nesilge bugün teyençini özür kesil yok kuvarış için ve bunun meşkını kalbki oruna düşüşün. Kim o adam sebepke kaçsayam sebepke bağlamaydı. Mesela biz hazır itikadda bu tirişliği sebep deyimiz. Bak, şunu deyemez ki Müslüman var mı biz aslında? Dağrı sebep, doktor sebep, şifanı Allah bere deyimize. Dikin kalbimizde teskin bile etemiz mi şunu?
Yoki nafsimizda shu dori ichmasam bo'lmaydi degan narsa bormi? Qoladi. E'tiqod qilaveramiz, tilda aytib, qalbimiz shunga hozirlayveramiz. Lekin nafsimizning harakati, ichimizdagi harakat sababga intiluveradi baribir. Tajrid ahli shuni mashq qilib yo'qotadi bir yo'l. O'sha yo'qotish uchun qilinadi bu. Taktika bilan yo'qotib olish uchun. Sababni umuman qalbdan ta'sirini yo'qotish uchun. O'rnini yo'qotish uchun. Abu Muhammad shunday qilgan ekanlar. Keyin deydilar, o'yladimki, inshaalloh nafsim to'la taslim bo'ldi. Chunki siz qarang, chiqityapsiz hajga. Bu nima degani? Alloh taolo o'zi bir rizq bersa, yeyman, bo'lmasam so'ramayman ham. O'limgacha borish mumkin, so'ramaydi. Bu odam Alloh taoloning unga berishiga birinchi aniq ishongan bo'ladi. Mana biz rizq Allohning qo'lida deb qo'yamiz. Iymonimiz bor deymiz. Lekin sababga albatta o'zimiz uramiz. Bizi darajamizda bu to'g'ri ish. Lekin qalbimizda sababni umuman ta'sir qolmadimi yoki turibdimi? Turgan bo'ladi. O'zimizni ishontirishga urinayotgan bo'lamiz faqat. Ammo to'la kechib olish qiyin bo'ladi. Qalbda o'sha Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tayanishdan boshqa narsani chiqarib yuborish Allohning razzoqligi atosiga bo'lgan iymonni o'ta mustahkamlash, yaqinni mashqi uchun tajrid qilishadiki. Chiqib ketyapsiz hajga, yo'lingiz yo'q, o'lishingiz ham mumkin chanqamaysiz, chanqab qolib. So'ramaysiz hech kimdan. Bu o'ta qiyin narsa. Bu degani aniq Alloh taolo meni rizqim beradi. Ajalim aniq belgilangan, suv ichsam o'laman baribir. O'ladigan bo'lsam. O'zi e'tiqodimiz shu, lekin shuni yashash boshqa narsa. Aytish boshqa narsa. U buni yashayotgan odam, biz aytamiz, lekin bu yashaydi. Bu ajalim hali Allohning qo'lida. Kelmagan bo'lsa o'lmayman, suv ichmasam ham degan aqidani amalda qo'llash. Rizqimni Alloh yetkazadi. Qur'oni Karimda vaka ayyim minda batin la tahmilu rizqaha degan. Alloh o'zi rizqini beradi degan. Rizqimni o'zi beradi. Men suvni istasam ham beradi, istamasam ham, so'rasam ham, so'ramasam ham o'zi yetkazadi. So'rash bir sabab yoki kasb qilish sabab. Lekin sabab bo'lmasa ham yetkazishi mumkin. Yetkiza oladi, yetkazadi. O'zi bitgani qolmaydi. Yoki hadis shariflarda agar haqiqiy tavakkul qilganingizda endi qushga o'xshab qush aytaman bo'm-bo'sh qorin bilan chiqib ketib, keyin kechqurun qopib keladi qorni deganlar. O'shunaqa rizqlarni Alloh yetkazardi deganlar. Ana shu tavakkulni qiladi. U shunda u odamda o'sha yaqin tatbiq bo'ladi. Nafaqat yaqin unda fikr sifatida turgan bo'ladi. Yo'q, u tatbiq bo'ladi. Rizq kelsa biror kelib Abu Muhammad mana u senga hadya deb bersa olib yeyveradi. Halol bo'lsa. Biroq suv beradi, ichib qo'yaveradi. Lekin o'zi intilmaydi. Endi Alloh bu yerda Allohni razzoqligiga o'ldiruvchi tiriltiruvchi ekaniga atosiga va Alloh taolo uni tashab qo'ymasligiga bo'lgan yaqin ishonch o'ta yetuk darajaga chiqadi. Shu yo'sinda haj qilishgan tajdid uchun alohida. U masalan ma'lum muddat qilinishi mumkin, nafs shunga ko'nikib yaqin hosil bo'lgandan keyin ehtiyoj bo'lmasligi mumkin bo'lgan. U kishi aytadilarki bir necha marta qildim shunaqa tajdid yo'li bilan. O'yladimki nafsim inshaalloh Allohga taslim bo'ldi. Ya'ni shariy hukmiga taslim bo'ldi hajni ibodati bilan. Kauniy hukmiga qazoga ham to'la taslim bo'ldi. Ibrohim alayhissalomni manzanaqa o'tkazib otgan paytida bir hojatingiz bormi desa Jibril alayhissalom kelib sizga bo'lsa yo'q. Allohga bo'lsa o'zi ko'rib turibdi endi. Ey Alloh qutqar demaganlar. To'la taslim bo'lganlar qazoga. Alloh nimani bitsa shunga tayyorman degan. O'sha maqomni hosil qiladi bu taslimni. Qazoga, chunki qazodan ko'ra rizq. O'yladimki nafsim to'la taslim bo'ldi deb o'yladim. Deydilar Abu Muhammad. Bir kun onam bitta ish buyurib qoldi. Lekin nafsinga mol oldi shu deydilar. Shundan bildimki nafsim meni alda ekan ekan. Tajridda taslim bo'lgan bo'lib ko'rinib alda ekan ekan. Chunki agar haqiqiy taslim bo'lgan deydi, onamni gapini buyrug'ini mol olmaslik kerak edi. Ma'rufni yaxshi ishni mol olmaslik kerak edi. O'sha ma'rufni mol oldimmi nafsim? Demak, shuncha tajriddan o'tib ham hali tarbiyalanmabdi, meni alda ekan ekan bu deydi. Abu Muhammad Murtaish. Endi bu o'sha yuqori darajadagi gaplar. Buni endi biz ba'zida eshitgan odam voy bu
Hala ancak bor ekan yoki bu qo'ldan kelmaydigan ish ekan deb o'ylash mumkin. Qo'ldan keladi, inson qilganini inson qila olmaydi. Lekin u siddiqlik darajasi Alloh taoloning muomalasida misaha, ya'ni diapazonning kengligida. O'sha darajadagi katta mehnat egalariga ham mukofot bor. Sizlar bizga o'xshab eplab-seplab namozini o'qib yurgan odamga ham o'ziga yarasha Allohning mukofoti yoki muomalasi bor. İnşallah. Lekin u bilan buni orasi yer bilan osmoncha bo'ladi. Endi yer bilan osmoncha farq qiladigan darajani olish uchun mehnat ham, shunga yarasha riyozat ham, shunga yarasha bir ibodat ham yer bilan osmoncha farq qilish kerak. Biz bilan bir xil olib yursa, u bizda xub qoladi. Shuning uchun bu narsalarni uzoq sanamaslik kerak. Bu ayni sunnatda ko'rilgan holatlar. Nimaga Rasul akram alayhi salatu vasallam qorinlariga tosh baylab yurganlar deb o'qiymiz, ochlikda. Nimaga baylab yurganlar? Holbuki yana o'qiymizki, qo'shin och qoldi, chanqoq qoldi. Ya Rasululloh, ulovlar chanqadi, hayvonlar chanqadi, qo'shin chanqadi, yurishga holimiz qolmadi deyudik, mesh top keling dedilar. Mesh top keldi. Qo'llarini meshga tiqdilar, qo'llaridan suv otilib chiqdi. Hammamiz tahorat qildik, ichdik. Ha, yoki bu mutawatir darajasiga yetgan mo'jizalardan. Hayvonlarni sug'ordik, o'zimiz ichdik, yana meshda suv qoldi oxir. Yana bir kasa ovqatga 300 kishi to'ydi. Yoki duo qiluvdilar, xurmo tashadik, ozgina qatondan tashadik, 1000 kishi to'ydi o'shunga. Yo'rdik, kamaymadi. O'sha shu mo'jizalar bor ekan qo'llarida. Nimaga osh yuradilar? Nimaga tosh bosib yuradi? Tosh bosib yuradilar yana qoringa. Ochlikni qizig'ini bosish uchun. Qorin kirib ketgan bo'lgan. O'shuning uchun tosh osmaganlar. Nimaga osib yurdilar tosh? Duo qilsalar emasmi? Parvardigor deb. Yoki masalan uylarda o'sha ovqatlar tugab qolayotgan paytda oxirgi ovqatga duo qilib qo'ysalar, shu davom etsa emasmi? Nimaga qilmadilar o'sh? Shu tajrid shu, taslim shu. So'ramaganlar o'zlariga. Ummat uchun so'rab beraverganlar, 1000-1000 odamni to'ydiradigan ovqat. O'zlariga so'ramaganlar. Go'sht qilsa go'sht yeganlar. Bo'lmasa yuraverganlar yana. Xurmo bo'lsa xurmo, suv bo'lsa suv. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning u kishiga yetkazgan, u kishiga bo'lgan tasarrufiga to'liq o'zini tashlab qo'yish bo'ladi. Tajrid bo'ladi shu. Rasul akram alayhi chunki duo ham sabablardan. Duo qilsalar berardi, qilmaganlar duo, so'ramaganlar. Bu birinchidan Rasul akram alayhi salatu vasallamni o'sha to'la tajarrudlari, taslimiyatlari, ubudiyatlari to'la kamolga yetganidan. O'zlariga o'zlari biror narsani ixtiyor qilmasliklaridan, Allohning ixtiyoriga tashab qo'yganlaridan hamma narsa. O'zlarining ustidagi tasarrufini va ummatlariga so'rab berishlari u kishi boshqalarga rahmat bo'lganliklaridan. O'zlarini emas, o'zgalarni o'ylab yashaganliklaridan. O'shalar uchun qilib berganlar lekin. Ammo o'zlari uchun qilmaganlar. Bu insonlik kamolotni cho'qqisi bo'ladi. O'zi unut bo'lib o'zgalar uchun yashash. Bu sunnatdir bu. Mana shu sunnat bo'ladi. Sunnat deganda faqat kiyim-kechak suratni ushlab shu bilan aldanmang. Yoki 4-5 ta amalni ushlab olib shu sunnat deb o'shan bilan kifoyalanmang. U sunnat uni qiling mayli. Lekin o'shan bilan aldanib qolmang, shu sunnatni bajardim, men qoyil qildim deb. Mana bu ham sunnat. Bu tajrid ahllari shunga yetib keladilar. Ana o'zlarini tasarruflarini Alloh subhanahu va taoloning ixtiyoriga topshirib qo'yadilar. Siz zohirda sunnatga xilof bu sababdan tiyilish deb o'ylaysiz, shunaqa emas. O'zini maqomida ayni sunnat bo'ladi. Baylab keyin tavakkul qil deganlarichi, bizga aytganlar uni. Sen boylasang degan u. Sen boyla degan. Har kimga o'zini darajasiga, maqomiga yarasha ta'lim berganlar. Shu bilan birga baylab keyin tavakkul qil deganlarida yana bir ma'no borki, baylagunu boylaganingga tayanma degan. Sabab keltiru sababga tayanma degan. U mutasabbiblarga aytilgan gap. Mutajarridlarga emas. Siz uni bu mutajarridlarning holatini ko'rib sunnatga xilof deb o'ylamang. Rasulullohning amallarida bu tajarrud bo'lgan. Bir qancha o'rinlarda. Sababga o'tganlar, tajarrudga o'tganlar. Tajarruddan Alloh taolo o'zi o'tkazgan. Ahli tasavvuf ham nafs tarbiyasida o'shanga tajarrudga yetib boradilar. Albatta Rasul akram alayhisolatu vasallamning darajalarini olish imkonsiz, lekin yaqinlashiladi.
o'xshash bo'ladi. O kishidan namuna olinadi. Shu tasavvuf bo'ladi va haqiqiy nafs tarbiyasi bo'ladi. Alloh taolo hammamizga o'zi muvaffaq aylasin. Tajarrud ahlidan sababga tayanish o'sha ba'zan iqob bilan Alloh taolo muomala qilgan deydi. Yusuf alayhisalom qala robbi sijnu ahabbu ilayya deb olganlar. Mana ayollar mana o'ziga tortmoqchi bo'lyapti. Bundan ko'ra menga qamo yaxshi deganlar. Chunki Zulayho nima degan? Meni aytganimga xo'p demasa qamayman degan. Uni aytganda qamo yaxshi deganlar. Keyin qamalganlar. Qolib ketganlar ma'lum muddat. Ikkita podshoning yonida yurgan ikkita xodimlari, bittasi soqiy bo'ladi. Sharob quyuvchi, ikkinchisi novvoy bo'ladi. Ular ham Yusuf alayhisalom bilan birga qamoqda yotadi. Keyin ular tush ko'radi, tushlarining ta'birida novvoy osiladi-yu, soqiy chiqib yana xizmatini qiladi dedilar. Uzun suhbat endi. Keyin shunda soqiyga aytadilarki, "Va qala lillazi zanna annahu najin." Najot topishini gumon qilgani soqiyga aytdilar. "Uzkurni inda robbik." Rabbingni oldida meni bir eslab qo'ygin. Chunki qamoqda qolib ketgan bo'ladi u kishi. Go'yanki borligi ham esdan chiqib ketgandek. Shu Yusuf degan shu saroyda xizmat qilgan yigit bo'lardi. Shu Zulayho qamoqqa borgan edi. Hali ham qamoqda deb bir eslab qo'ygin deydilar. Fa ansahu shaytonu zikra robbihi falabisa fi sijni bid'a sinin. Alloh unga fa ansahu shayton unga unuttirib qo'ydi. Nimani? Zikra robbihi, robbini zikr qilishni. Natijada nima bo'ldi? Bir necha yil qamoqda yana qolib ketdi. Shunda ansahu degan zamir kimga qaytadi desa, ko'p tafsirda o'sha soqiyga qaytadi. Soqiyki chiqib zikra robbihi o'sha xo'jayinga Yusuf alayhisalomni eslatishini shayton esdan chiqartirib qo'ydi. Shuning uchun Yusuf alayhisalom qolib ketdi keyin. Ikkinchi tafsirda fa ansahuda Yusufga qaytadi. Fa ansa ash-shaytonu Yusufa zikra robbihi. Yusuf alayhisalom sababga Yusuf qo'ydilar. Chiqish uchun chora qo'llab qo'ydilar. Shu paytgacha qo'llamayotdi. Alloh nimani bersa o'sha o'zi qadar qilganda chiqaman deb o'tiruvdilar. Lekin vaqt cho'zilib ketgandan keyin u sababga Yusuf qo'ydilar keyin. Robbini zikrini shayton unga unutirib qo'ydi deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni o'ziga tashlab turuvdi-yu qazosiga. Birorta chora qo'llamasdan, sabab qo'llamasdan chiqishga. Endi Allohni o'sha zikr holatida unutib qo'ydi-da Yusuf alayhisalom esdi-yu aytib yubordi Ali odamga. Meni ham bir zikr qilib qo'ygan o'sha edi deb. U sababga qo'lini qo'ydilar bilmasdan unutib. Shuning uchun qolib ketdi keyin yana bir necha yil deydi. Bo'lmasa chiqardi o'sha paytda deydi. Falabisa fi sijni bid'asinin bir necha yil bid'a deb 3 dan 9 gacha deydi aytadi. 3 yildan 9 gacha yil ya'ni bir necha yil yana qolib ketdilar. Nima uchun desa sababga qo'lini qo'ygan uchun tajjiddan. Bir tafsirda shunday deydi. Demak bu Alloh subhanahu va taoloning o'zining borlig'idagi tasarruflaridan, qonuniyatlaridan sabab ahliga sababni, tajrid ahliga tajrid qo'llaydi. Bu endi tasavvuf ahli nafs tarbiyasida tajridni bosib o'tishni doim qo'llashadi. Endi shuncha aytayaptilarki, hikmatda boshini aytadigan bo'lsak, demak, sen sabab tajridni xohlashing sababga qo'yib qo'ygan paytida maxfiy shahvatdan bo'ladi. Asl nima bo'lishing kerak? Sababni keltiraverishing kerak toyinki Alloh seni tajridga olmaguncha. Tajridda yurgan bo'lsang, Yusuf alayhisalomdaqa ikkinchi tafsirga ko'ra sababga qo'l urib qo'yishing oliy himmatlikdan pastlash bo'ladi. Alloh taolo bilan to'g'ridan to'g'ri Allohning qudrati senda tatbiq bo'layotgan holatidan parda ortiga sabab, o'rtaga sabab kirishiga o'tgan bo'lasan. Bu oliy himmatdan pastlash bo'ladi bu deb aytadilar. Bunga o'xshagan holatlar keyingi larda ham bo'lgan. Alloh salomat qilsin. Hofiz aytib beruvdilarki, bizi dadamiz otam deydilar o'sha qatag'on davrlarida qamalgan ekan. Qamoqda u kishi bilan ba'zi bir ulug' kishilar o'tirgan ekan. Haligi vali kishi deydi. Haligi odam vali ekan, dadam aytib beradi, vali odam ekan deydi. Tahoratga chiqmoqchi bo'lsa yoki
namazga çıkmakçı olsa, kişenler yeçilip yeterken, eşiği açılıp kalırken, çıkıp, tuvalet tıkılıp, ya ki namazda okup kayıp gelirken, tuvalet tıkıp gelip, ben var, namazını okurken gelip yani. Sakçıya mı görmürken? Yani kayıp gelip yani okurken de, ki bu ayetlerken ki, tahsır, şunçalık kerametsiz var ki, çıkan iki kötü olmuşsun, kayıp gitmezsin derken. Deyse ayetlerken ki, o kişi Allah bizi kazayımız düşünü bitken derken. Bizi nuksanlarımızı, kemçiliklerimizi, halkımızda yani bu oruç bekerden ki yemez bizge baskın bol. Bizim nuksanlarımızı evazge Allah ceza kılıp yuvarken bunu. Kazayımızda şu bar şunu tartışmamız gerekiyor biz derken. Hani çıkıp kayıt görüşken kelamat var şu derecede. Hele ki çıkıp ket varmarken de kayıt görüşken. Bu kazayımızda şu kamada oturuşumuz var biz derken. Bana şu teslimliği giden şu. Şu hem o şey tecridden. Yani Allah subhanahu ve teala o adamın sebepte koyuyor. Kişilerle uzaya çirip et uğradı. Yine kayıt kere oturur uğradı. Çünkü o şey teslimiyetini, ubudiyetini izhar kılış için şunu yıkılır. Allah Teala oza manfaatli kılsın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifuna ve selamun alel mursaline velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna inneke entes semiul alim.